Sayın Oytun Erbaş, hoş geldiniz. Sağ ol Yeşim. teşekkür ederim. <laughs> Sen ben diye konuşursak daha güzel olacak evet. galiba, değil mi? Tabii ki. Birbirimizi tabii yakından ki. takip ettiğimiz için. Ben senin şarkılarını dinliyorum hep yani. E, her gün dinlerim seni yeniden başlasın, her gün. Ya gerçekten. Barko Vizyon var bende büyük. Ha. Ee, orada her gün dinle dinle her gün varsın benim hayatımda. Ay ne kadar büyük evet. onur oldum, evet. çok teşekkür evet. ediyorum. Senin hayatında da hep okumuşumdur yaşadıklarını. Evet. E, sen anlatmadan ben biliyordum yani. Aa, evet, evet, evet. <laughs> Güzelmiş. Şu, bunu bir sohbetini yaparız onu. Bir analiz ederiz zaten. Kesinlikle, kesinlikle Zaten kesinlikle, ilerleyen kesinlikle. zamanlarda e, hemen izleyicilerimize de söylemek istiyorum. Şu en çok merak ettiğim şey var. Şuradan bakıp da bir yaşı mı buluyoruz buradan? Ne oluyor yani o? Şimdi şöyle yani bir yaşlanmayı konuşalım yani. Konuşalım onu. Yaşlanma olur. gerçekten de çok uzun ömür olabilecek mi? Ya yani bu insan daha uzun yaşayabilecek bir canlı mı? Evet. Onu bir konuşalım yani. Konuşacağız. Evet, uzun evet, yaşamın evet, sırrını soracağım. Evet, evet. Böyle az yemek ömrü uzatır mı? Günde iki kere mi yiyelim? Neye göre yiyelim? Ne yapalım? Dahi çocuk yetiştirilir mi? Çocuklar dahi mi yoksa dahi çocuk yetiştirilir mi? Ben en çok onu merak ediyorum. Ondan sonra tuzlu ayran otizm mi yapıyor yapar diye. mı evet. yapar mı bile ben pek sevmem ayran ama bilmiyorum evet, yani. Evet On da konuşalım güzel. On da konuşalım Ot kanserle. Biraz otizm konuşalım biraz. Otizm belki de. konuşalım çünkü benim çok ilgilendiğim gerçekten çok uzun zamandır ilgilendiğim bir konu olduğu için hemen hiç bizim az sonramız yok Direkt ben sorulara geçeceğim ama 2001 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem ikincisi olarak mezun olmuşsunuz. Efendim tusta 7 kez derece ilk 10 evet. var. İç hastalıkları, radyoloji, fizyoloji, denensiyel tıp, sinir, sinir bilim ki hepimizin sinirleri çok iyi değil son 2 senedir. Onu da soracağım. Ee, bir araştırma görevlisi, ana bilim dalı araştırma görevlisi 2012'de çalışmışsınız. Kasım 2012 tarihinde Ege T Üniversitesi, ben de Ege'liyim bu arada. Evet. Oradan da birazcık yakınız. İzmir'li misin sen? Evet. evet. Ee, tıp Fakültesi'nde fizyoloji ve deneysel tıp alanında uzmanlığınız evet. var artık. Gebze, Kocaeli, TÜBİTAK Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde deneysel tıp ilaç arç laboratuvarının kurucususunuz evet. aynı zamanda. Evet. Ulusal kongrelerde çok konuşmalarınız var, projelerinizi en iyi şekilde ödüllendirildiğini biliyoruz. Hatta e, TEDx'teki konuşmalarınızı da ben de, dinledim ve e, gerçekten böyle hayran hayran evet, 8 tane TEDx yaptım. Hiç, evet. evet onlar böyle spontan, hiç hazırlanmamış. Yani her yere verildi. öyle gidiyorum ben. Yani, samimi içimden ne geldiyse söyleyen bir Anadolu çocuğuyum ben esasında. Bizim insanımız da zaten o samimiyeti seviyor. zaten evet. Bu burada aslında çok doğru bir şey. Evet. evet. Şimdi e, Şimdi bu mesela TEDx e, herkes için tamam çıkıyor. insanlar ben de konuştum TEDx'te bu arada. İşte e, kadının güçlü olması. E, bizimki de birazcık şey benim e, branşıma giriyordu. Nasıl böyle güçlü? Ama sen kadının güçlü olma sembolüsün bence. Öyle yani, mi? Yani. Evet, Çok evet, teşekkür evet. ederim. Evet. Kadın güçlüdür aslında değil mi? Şimdi yani. kadın evet kadın erkeğe göre güçlü bir varlık. Hı hı. Hacı yatmaz bir varlık gerçekten de. Hatta Yunanlıların bir lafı var. Diyor ki her ay kanayan, ölmeyen. Varlık yani ne, olabilir yani? ne yani, olabilir? yani gerçekten ilginç bir varlık. Ee, doğurabilmesi çok farklı bir özellik ve baktığınız zaman mesela kadınlar gerçekten de birçok olayda daha dayanıklı. Hı hı. Hani bu hem Covid sürecinde de böyledir, sepsilerde böyledir. Evet. Mesela normalde 1050 tane erkek doğar, 1000 kız doğar, 50 tane telef olur ilk bir ayda. Evet. Yani bunlar mesela ile ölüm daha fazladır erkeklerde Aynen, kesinlikle. Evet. Erkekler bu yönden daha şey e, sıkıntılı. 100 yaşına geçen insanların %75'i kadındır. Ee, onun için erkekseniz ben hep öyle derim. Oğlum sen erkeksen derim. Hiç fazla sağlıklı yaşama falan. <gülüyor> <Zaten> <gülüyor> hiç oralara gelme. Vallahi aynı öyle. aynen öyle. Onun için her zaman mesela hep benim örne bir örneğim var. Ee, bir banka kuyruğuna bakın. Emekli kuyruğuna. Hı. Hep kadınlar vardır. Yani amcalar ölmüşler. Amcalar gitmiş. Abi ölüyor, ölüyor ölüyor. Amcaları gönderiyoruz biz. Ya ölüyor. yani Çünkü ölüyor. sizi östrojen koruyor. bir 52-53'e kadar siz bir şey olmuyorsunuz zaten. Menopoza mi? kadar tabii. Evet. Östrojen koruyor. Koruyor sizi. Bize? Ondan sonra sizi gebelikte çok iyi koruyor. Gebelikte evet. çünkü kök hücre transfer Aynen. oluyor. Hı hı. Yani her gebelikte tekrar doğuyorsunuz. Ee, mesela Nerede? kadın saçları mesela dökülür tekrar çıkar. Erkek e? bitti döküldü mü ayrılışlar. Bir daha çıkmaz. Çıkmıyor değil evet, mi? Evet çıkmaz. Yani kadın farklı bir şey. Bir de mesela güçlü kadının güçlü çocuğu olur. Net. Evet. Bu net değil mi? Tabii net. Evet, Benim çocuklarım da çok tabii, güçlü tabii. maşallah. Güçlü yani. ananın güçlü oğlu olur mesela. Evet. Mesela ezik evet. ananın ezik oğlu olur. Neden çünkü... Ee, bütün psikojenik e, genetik yapı mesela genetik yapımızın da tam anne babadan alıyorsunuz 50-50 ama hı hı. şimdi e, yumurta dediğin şey e, yumurta. Sağında yumurta kadar sperm karabiber kadar. O zaman en çok genlerden geliyor anneden geliyor. Çocuğun evet. zekası kişiliği hep anasından gelir. Değil mesela mi? anasının kalbi delikse çocuğun da kalbin delik olma ihtimali babaya göre kat ve kat fazladır. Ananın yaşı babanın yaşı mı? Hı hı. İkisi de önemli ama ananın yaşı daha önemlidir her zaman. Annenin ne kadar yaşadığı, ha, çocuğun e, yaşadığı belirler Tabii, da tabii mi? ki. Annenin yaşlanma hızı. Hani hı hı. anasına bak kızına al doğrudur. Doğru değil Çünkü mi? mitokondri nereden geçiyor? Anadan geçer. Babanın mitokondrisinin hiçbir hayrı yok. Çünkü sperm mitokondrisi girmiyor. Kuyruk dışarıda kalıyor. Sizin enerji metabolizmanızdır e, mitokondri. Onun için hı hı. enerji düzeyiniz, aktifliğiniz birçok paten ve kırışma paterniniz de anneniz gibidir. Öyle tabii, mi? Tabii ha, tabii. tabii aynen. Annen neyse sen olsun. Bu şey dediğimiz doğru mu? Genetik ya. Benim annem mesela. Ben estetik çok yaptırmayan bir kadınım. Yani çok ufak tefek dokunuşlarım var. O da iki senedir hiçbir şey yok neredeyse. Ee, ve yaşıma göre de çok daha sağlıklı. Ama genetik olarak aileme baktığımda kadınlar bizde öyle. Evet. Genetikleri kuvvetli. Bir de bizde hep şey derlerdi. Çok kurcalama bozarsın. Doğru. Doğru mu doğru, hocam? Doğru Doğru değil yani mi? Yani çok mıncıklama derim ben. Mıncıklama Çok değil mıncıklarsan mi? bir şey çıkar. hani. O Anadolu'da onun şöyle laflar var mesela. Evet. Hani Argo bazı laflar var bir şey tamam. söylemeyeyim. Yani dediğin tamamen doğru. Çok mıncıklamak lazım. Mesela şimdi e, bunun en e, sıkıntılı yönü e, Yeşim. E, mesela kilo cerrahisi. gereksiz bariyatrik cevrahiler, mide küçültme ameliyatları, mıncıklamak. Evet. Ya yani, tamam 140 kilonun üzeri yap ameliyata bakıyorsun 75-80 kilo daha ince oluyor Mesela Hollywood starları eskiden kurt yutardı, şerit Hı -hı. yutardı Evet. Yani evet. Yani o paraziti yutup. Hani o da, o da yardımcı olsun e, kilere. Besini e, e harcasın. Bunlar normal değil. Mesela son bakıyorum ben ameliyatlara liposakşın ameliyatları normal değil bazısı. Değil mi? Yani e, çok mıncıklattır insan kendini. Mesela e, bu germe ameliyatları işte sürekli mezoterapiler e, normal değil. Dolgular. Hı hı. Yani bunlar çok mıncıklama. Büyütüyor ya kafaları büyüyor insanları. E tabi neden? Çünkü hep onlar dışarıdan artificial dediğimiz hep e, şey madde eee Yabancı, sentik yabancı, başka bela onlar. Ya şimdi bak, dişine implant yaptır onu bile vücut tanıyor. Evet. Ve bir süre sonra implant sallanmaya başlıyor. Evet, aynen öyle. Ne yaparsak yapalım, vücut yabancıyı tanıyor. Hı. Onun için e, ben vücuda yabancı bir e, malzeme konmasına hep karşıyım. Nasıl bakmamız lazım vücudumuza? Ya vücut yaş alıyoruz. Şimdi ama. yeşim, yaşlanma nasıl bir şey biliyor musun? Hı. Şimdi yaşlanma bir yıpranma süreci. Hı hı. Sen ne kadar iyi bakarsan bak kendine, yaşlanıyorsun. Hı hı. Şimdi bir kere onu bir kere e, hı hı. öne alalım. Ee, ve yaşlanma genleri var. Yani seni resmen yaşlandırıyor. Hı -hı. Ve sen ne kadar iyi yaşarsan yaşa, yaşlanmaya devam ediyorsun. Mahkumsun yani. Mahkumsun. Şimdi e, çok ilginç bir şey var. Neden yaşlanıyoruz biz? Neden ölüyoruz? Onu söyleyeyim. Evet. Bir kere ölmek lazım ki yenisi gelsin diye. Hı -hı. Tamam. Yani Bu ölümün en evet. önemli sebebi. Bütün canlılar yaşlanıyor. Mesela ağaçlar ölümsüz gibi. Hı -hı. Mesela. Kaplumbağa çok uzun yaşıyor. Tavşan kısa yaşıyor. Şimdi neden e, bir bak ona bakarsak. Şimdi e, biz yaşarken DNA'da DNA bir kod. Senin her şeyin yazılı orada. Saç rengin, kişiliğin, çok mu sinirleneceksin, az mı sinirleneceksin? e, i̇şte hep işte e, hatta basur mu olacaksın olmayacaksın her şey. Mesela annen basur oluyor 65'inde sen de o yaşta oluyorsun. Ya bu anneme benziyorum gün geçtikçe bu tabii. mu? Hatta Hı. sevmediğin annenine benzemeye başlıyor. Ha, ona ben, mi diyorsun benim şöyle bir insan bir dakika ya. annene, annenine annenden sana geçmiş. Evet. Şimdi e, CD nasıl çiziliyorsa üstü kullandıkça DNA'da çiziliyor. Hı. Yıpranıyor. Ve senin ne var DNA'nda? İşte göz rengi nasıl insülin yapacak, kalp nasıl atacak, kas nasıl çalışacak, Saçın ne kadar uzayacak? Tırnağın nasıl? Hepsi yazılıyor. Hı hı. CD çizilince ne oluyor? CD'nin mesela bir yere çizildi diye. Evet atlıyor. Tamam. Ya, evet, Atlamıyor. Doğru. Bir sıkıntı hı. var. Şimdi normalde bir yer çizildiği zaman orası kötü çalışması lazım. Hı. Tamam. Hı. Ama vücut daha bir e, saçma sapan bir şey yapıyor. Ya diyor bu çizildi. Hı hı. Bu çizilen yerden diyor, başıma benim bela olur. Ben o çizilen yeri kapatayım diyor. Bu şöyle bir saçmalık. Buzdolabının kapağı çizilince buzdolabının kapağını atıyor. Ama yarıyordu işimiz o. Biz onu hı. açıp kapıyorduk. Mesela hı. arabayı DNA düşünün. Evet. DNA hasarlandı. Ön camınızda bir kırık var. İdare eder değil mi? Evet eder. Ama o kırık olduğu zaman DNA'nızda bir hasar. Hı hı. O bütün camı çıkarıp atıyor. Ama cam bize lazımdı. Biz yolda giderken rüzgardan evet. koruyordu. Sonuç DNA'daki o küçük çizikler sonucunda organizma şöyle bir yapı yapmış. Ya yarın kanser manser olmayayım diye hı. pireyi kızıp yorganı yakmak gibi o bölgeyi tamamen işlerden çıkarıyor. Bu sefer... Küçük bir kırık sana büyük bir belaya sebep oluyor. Bu sefer korkunç bir yaşlanma sürecine giriyorsun. Sorun bu esasında. Esasında çizikler öyle kalsa da hiç o bölgeleri kapatmasa. Yani Nasıl o kız çizikleri? İşte bu çizikleri, bu metilleme diye bir şey var. O çizik bölgeleri, metil yapıştırıyor, o bölgeyi tamamen kapatıyor. Ve bu sefer sen ne yapıyorsun biliyor musun? Çok küçük bir hasarda bile birçok proteini kaybediyorsun. Bir yandan kalbin gitmeye başlıyor, böbrek gidiyor, alzheimer oluyorsun ya daha çok da bir şey yok esasında. Yani DNA'ya bakıyorsun evet. çok da kötü değil. Ama vücut diyor ki ben diyor ne olur ne olmaz buraları kapatayım başıma bela olmasın diyor. Aslında i̇şte, korumayı aldığını korumayı zannediyor. Korumayı aldığını zannediyor. Esasında bu korumayı biz azalsak o buzdolabının kapağını çizildiği zaman sökmemeyi öğretsek kafadan 150 yıl yaşarız. Kafadan. Oo. Peki bunu yapan ne? O metilasyon. O metilasyonu önleyen ne? Mesela ben şimdi senin ne kadar yaşlandığını bilebilirim. Öyle mi? DNA'yı al kanından hı. ne kadar metil grubu var bak hı. o kadar yaşlısın demek. Senin o biyolojik yaşın. Hı. Yani bunu biz bakabiliriz şu anda. Aa, bakalım biz buna ileride. Bakalım ya. tamam şu ben, anda bakalım. Ben ne tamam, kadar yaşlı yani, yani sen mesela işte bir insanın biyolojik yaşı ben şimdi 43 yaşındayım. Hı hı. Benim biyolojik yaşım 35 de çıkabilir hı hı. 70 de çıkabilir. Yani senin DNA yaşın kaç? Tamam hı. bu öyle. Esasında Alzheimer bir erken yaşlanma. neden erken yaşlanıyor? Beynin. Parkinson bir erken yaşlanma. Evet. Değil mi? Evet. Kalp yetmezliği bir erken yaşlanma. Evet. Böbrek yetmezliği erken yaşlanma. Sonuç kireçlenme bir erken yaşlanma. Sonuç esasında her şey bütün hastalıklar bir erken yaşlanmadır. Hmm. Yani sen 50'sindesin, 55'indesin. Mesela Saçların dökülmesi, beyazlaması bir erken yaşlanma. Öyle mi? Tabii. Mesela benim saçlarım çok erken beyazladı. Erken yaşlanma beyazlığı esasında. Şaka yapıyorsun. Ben Ben 25 yaşında yaşlanmaya mı başladım? Hayır, yani şimdi şöyle. <laughs> genetik paterninde erken yaşlanma bulguları var. Anladım. Mesela erkeklerde hı. saçlar beyazlamaya başlamışsa. Mesela bakıyorsunuz 26 yaşında çocuk saçlar beyaz. Evet. Dökülmeye başlamış. Bizim ailede böyle. Bu sefer ne oluyor? Erken yaşlanma erken kalp krizlerini getiriyor. Hı hı. Onun için mesela kalp krizini karşıdan tanırsın nasıl tanırsın? Saçlar beyazlamış. Ondan sonra şu kulaktaki diagonal yarık var şurada. Evet. Kulak memesinde bir yarık oluşmaya başlamış. Yani senin elastik dokun da yaşlanıyor. Normalde kulak memesi yumuşak bir şey bakın. Evet. Bu sertleşiyorsa Hı. Bu senin artık yaşlandığını, yaşlandığını gösteriyor. Yok yumuşacık. Ama o yumuşak değil. Mesela <laughs> ben bir bakarım bir ben arada. Ya yani şöyle değil yani mi? kulağınıza bakın her, arada. Bir memesine bakmak şöyle lazım. Şöyle şöyle memesi elle. Bir ellemek bak, lazım. Evet, yani bir eleyin, bak, bu nasıl? Ele. Bu nasıl kıvamda olması lazım? Ha. Hamur kıvamı. Hamur bir yumuşak, kıvamı. Hamur kıvamı. Mesela şunun esasındaki içindeki protein aortumuzda var. Bu protein kalbinizde var. Ya şurasının sertliği damarlarınızın sertliği. Ya. Hmm. Çünkü aynı protein birçok yerde var. Mesela tırnaktaki protein beyninizde var. O zaman çok rahat tırnak analiziyle siz beyindeki bir proteine bakabilirsiniz. Peki tırnakları çok erken yaşta mesela dökülen, tırnakları böyle iyi olmayan, kalın olmayan insanlar Hoş var. Hoş değil. Kötü mü o? Tabii bir protein sıkıntısı var, hoşnutsuzluk var. Demek ki bir şeyler kötü gidiyor. Hmm. Mesela insanın vücudunda bir de ikinci başlık var. Erken yaşlanmayla beraber vücut yaşlan hücreleri temizlemek için iltihap yapıyor. İltihap ne? Yabancıyı yok etmek. Nasıl boğazınıza... Bakteri girince evet. e, yanıyor, yanıyor, batıyor. Şey. Neden oraya? Çünkü bağışıklık oraya gidiyor. Aynı Covid'de de öyle. Covid'de Covid'i öldüreceğim diye bütün bağışıklık akciğere saldırıyor. Akciğerinizi yakıyor. Yani pireye kızıp yorganı yakıyorsunuz. Hmm. E, bağışıklığımız ilkel çok. Eski bir bağışıklık sistemimiz var. Hmm. İlkel olduğu için diyor ki, şöyle düşünüyor. Ne yabancı kanser öldür, ne yabancı kıymık battı öldür, ne yabancı bakteri öldür, ne yabancı e, hücre e, hmm. şey ölmüş onu da temizleyeyim. Onu da temizleyeyim. Ama bu Tedavi sefer... edeyim demiyor da. Tedavi edeyim diyor esasında. Değil Çünkü mu? önce yabancı temizleyecek. Önce hmm. ortalığı bir temizliyor. Hmm. Sonra evi bir önce silip süpürüyor. Sonra inşa ediyor. Hmm. Ama şunu da yapıyor. Onu temizlerken yaşın yanında kuru da yanıyor. Evet. Bu sefer sen şimdi hmm. Alzheimer olmaya başladığın zaman beyindeki hücreler ölmeye başladığı zaman e, o hücreleri öldürürken yandakini de öldürmeye başlıyor. Bu sefer süreç hızlanı veriyor. Hmm. Yani bir yandan da bir inflamasyon. O zaman yaşlanma deyince aklımıza ne geliyor? DNA'da çizikler. Evet. Metilasyon bir de baş belası, iltihap geliyor. İnflamasyon. o da inflamasyon da başımıza bir bela. Onun için mesela insanın karşıdan inflamasyonlu olduğunu görebilirsin. Öyle mi? E tabii. İşte saçların erken dökülmesi, mesela her gün gözlerin kırmızı olması. Bu bir iltihap bulgusu mesela. Hı. Hmm. E burnun devamlı akması. Nedir bunun devamlı Bu, e, e alerjik akması? iltihap var. Ha. O iltihap akıyor ama o iltihap sadece senin burnunda yok. Be beyninde bir... de var. Ha, Parma, bütün her yerinde var. Mesela ağzının kokması. Hı -hı. Bu bir diş etindeki iltihap bütün vücuda yayılıyor. Senin bir tane e, saçma sapan 20'lik diş hayattan mal olabilir. Seni Alzheimer yapabilir. Pankreas kanseri yapabilir seni. Mesela aynı şekilde e, diş fırçalamadı öyle. Hı -hı. Dişini fırçalamazsan yoğun bir inflamasyon ortaya çıkıyor. Hı -hı. İnflamasyon da bir yandan ne yapıyor? E, hem ölüyü kaldırıyor hem de tamir edeceğim diye damarlanma ve hücresel bölünmeyi arttırıyor. O da kanser. O zaman inflamasyon demek yani iltihap demek... Kanser demek. Alzheimer demek. Şeker hastalığı demek. Yani e, senin saçma sapan bir yirmilik diş seni obeziteye sürükleyebilir. Akciğer yetmezliğine seni sürükleyebilir. Senin ayağındaki batan bir tırnak senin başını büyük belalara sokabilir. Hı. Hmm. Yani mesela insan bana diyor ki ya ben her işte marul yedim. Havuç yedim. Pankreas kanseri oldu. Öyle değil ki olay. Öyle değil değil mi? Öyle değil. Ve şöyle bir şey de var. E, senin DNA'daki e, meydana gelen o çiziklerin %80-90'ı da random. Yani hmm. e, oraya 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 oluyor. Yani random demek Türkçe'si rast, rast rastgele. Rastgele oradan bir sıçrama e, mı Rastgele olurdu? mutasyon. Eğer ha. o mutasyon senin o hücre bölünmesini sağlayan genin üstüne denk gelirse pankreas kanserisin. Sen istediğin kadar güzel hayat geçir. Marul ya ıspanak ye. Spor yap. Ne yaparsan hikaye. yap. O zaman buradan ne anlaşılıyor? Kanserlerin %80-90'ı şanstır. Şans. Şans tabii ki. Şans tombala. Bu hayat böyle zaten. Tombala çekiyor zaten. Şunu sorabilir miyim çok merak ediyorum. Şimdi mesela bir takım hastalıklarla ilgili eskiden şey diyorlardı doktorlar. Biraz psikolojik olarak da baktığında. Çok biriktiren insanların bağırsak kanserine çok yakalandı. Kesinlikle. Bağırsak ve pankreas mesela. Hı. Şimdi çok biriktiren şu. Biriktirmek demek stres demek. İçine atıyorsun. Hı hı. Bak mesela ben bazen mesela sövüyorum mesela. Abi bırak söv ya. Bir çıksın dışarı. Ben hep diyorum zaten. ben, ben hiç, ben, hiç ben, diyorum, ben lafı ortaya korum. İsteyen istediği kadar alır. Kesinlikle. Yani şöyle, <laughs> e, senin o şeyi seviyorum ben de. Sen dobra bir, bir kadınsın. <laughs> sen hiç affetmiyorsun. Da, dibine kadar İçim... ben geçenlerde sen birkaç kişiye laf söyledin. Olan dedim helal olsun yardım. Bu, de, bu kadın dedim gerçekten de Erkek gibi kadınım ya, hani, hani, <laughs> çünkü testosteron bizi böyle şey yapıyor, daha böyle hani. Ya böyle e, bana bir, bir cesaret... Sen de ama, ama sen de testosteron olan bir kadınsın sen yani. belli. Bana top, top, bir. Ay, eline bakalım mıyım şu eline şöyle yap, şöyle. Bir de ona bakayım. Şu dört ve üçüncü parmak var ya. Hı. Mesela şu. Dördüncü parmak evet. uzunsa testosterondur. Ha. İkinci parmak uzunsa östrojen. Aslında. Ama sen 50-50'sin eşit. 50-50 evet, eşit. Bir geliyorlar kadın alıyorum bir geliyorlar Mesela böyle. Mesela %70 kadının ikinci evet. parmağı uzundur ama sen ha. eşitsin. Yani sen bir kadına göre çok daha erkeksin. Daha erkeğim bu kadına göre. Belli değil mi zaten? Belli zaten değil sen böyle mi? Sen daha böyle, böyle hır geçiriyorsun. Bir şey. Her, e, şey, e, e, neyi konuşuyorduk? Sen bana ne sormuştun? Ben sana ne sormuşum? Bizim böyle gibi Sen bana ne sor? Ben ha, sana ne sormuşum? Kondan konuya geçelim. Şimdi burada ben şunu sormuştum. İçimizde biriktir değilmiş. Mesela şimdi e, sinirlendiğin zaman ve içine attığın zaman mesela sinir oldun bir şey. Hı -hı. Stres yapıyorsun. Vücut stres hormonları yapıyor. Stres hormonu şu demek. Kan şekeri yükselteyim. Evet. Kan basıncını yükselteyim. Hı -hı. Kan pıhtılaşmasını arttırayım ki dövüşebilsin demek. Hı -hı. Ağrıyı keseyim mesela ne olur. Mesela bir de dövüşüyorsun. O dövüşme sırasında senin kanın daha iyi pıhtılaşması lazım. İşte karşı diken yüksek olması lazım ki bütün hücreler daha iyi çalışsın falan falan filan. Ama o seni yaşlandırıyor esasında. Esasında vücut şunu yapıyor. Ne kadar kortizol ve adrenalin böbrek üstü bezinden salınan yüksekse o kadar hızlı yaşlanıyorsun. Hmm. Ne yapıyor esasında vücut? Ee, overuse ediyorsun. Cihazı çok kullanıyorsun. Onun için sen sürekli e, bağırış çağırlış içinde bir hayatın varsa ya da içine atıyorsan hmm. e, DNA yaşlanmaya başlıyor. Ne yapıyor biliyor musun? bunun görevi bitmiş diyor. Bu çok savaşlı gladyatör. Hmm. The next one diyor. Yenisi gelsin. Yenisi bunun gelsin. Onun için seni öldürüyor. Onun için sinirliysen, içine atıyorsak erken ölüyorsun. Mesela ben bazen tartışma programları görüyorum <laughs> ve elleri titreyenler var. Böyle bir şey yapıyormuş gibi dünya <laughs> kurtarıyor. Aa diyorum. bu gider bu. Bu gider bu erken ya, gider. Bu 70 bu diyorum. 68 70 gider. Ve <laughs> ve, 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 ben artık evet. hep güleceğim. Hep, hep koy gitsin olacaksın. <laughs> evet, tamam. Aynen öyle. Ve bir insana şunu sana söyleyeyim. Bir insanın günlük adrenalin ve kortizolü ne kadar yüksekse o kadar erken ölüyor. Valla bir insan sende yaşlanmaz ama ve, onu söyleyeyim mi? Ve ya. ne kadar erken ölüyorsa yani o kadar ha. da fazla kanser oluyor. Çünkü kanserlerin yüzde sekseni kaç yaşından sonra görülüyor? 60 yaşından sonra. Hı -hı. DNA'daki kırıklar yüzünden. Çocuklardaki peki neden oluyor? Ee, yine aynı kırıklar yüzünde oluyor. Şans. Hı -hı. Mesela lösemi olmak bir şanstır. Çünkü lösemiler mesela en fazla 3 ile 10 yaş arasında görüyor çocuklarda. Evet. Beyin tümörleri de öyle mesela. Evet. DNA kırığı. Ha. DNA kırı, Yani yine şans. DNA kırığı derken şeyi mi kastediyorsun? Peki genetik bir yapıdan da kaynaklanıyor olabilir mi? Atıyorum 7 göçede. göç eder biri. E, değil. Olabiliyor mu? Olabiliyor değil. ama bu yüzde onu geçmez, 20'yi geçmez. <laughs> Tabii ki kanser aileleri var. Mesela <laughs> akciğer kanseri genetik özelliği var ama mesela meme çok önemli. Mesela annen, teyzen meme <laughs> evet. ise çok yüksek. prostat. O prostat. E, <laughs> prostat mesela baba tarafından. Mesela amcan Hı hı. İşte baban. Baba. Tabii bunlar. Onun için genetik olan kanserler meme, prostat, kalın bağırsak. Hı -hı. Ondan sonra karas mutasyonu. Pankreas yine gene genetiktir. Pankreas. Mesela pankreas şu anda çok erken görülen pankreaslar var. Hı. -hı. Çağımızın evet. sıkıntısı. Eskiden biz pankreas 70 yaşında falan görülürdü. Şimdi 30-35'te çok pankreas var. Neden? Neden? Çünkü bir kere çevreyi kirlettik mutasyonları arttırdık. Şu anda sularda arsenik var, ağır metaller çok fazla. Her yer plastik materyal şu anda denizlerde. Evet. Ultra fine partikül denilen PVC artıkları var. Ya yani plastik artıkları. Evet. O ne yapıyor? Suya karışıyor. Şu anda herkesin vücudunda milyonlarca plastik partikül var. Biz şunu böyle ben hatta şey diyorum. Biz plastik bidona benziyoruz bence. Evet. Yeni nesil insanlar. Yeni nesil. Özellikle şehir hayatı yaşayan evet. insanlar plastik, plastik bidona bidon. Benziyoruz plastik arkadaşlar. bidon. Biz evet. bidonuz. Çünkü gerçekten kullandığımız, evimize aldığımız her şey. Her şey. Bir de gıda katkı maddeleri çok fazla kullanılıyor. Değil mi? Neden? Mesela bugün herhangi bir aldığınız ürün içerisinde en kafadan 50 tane katkı maddesi var. İşte propiyonik asit var, sodyum benzoat var, sitrik asit neden var. Yapılıyor? E Bu neden diyeyim. çünkü Nedir? raf ömrünü uzatmak için. Hmm. Raf ömrünü uzatmak, bozulur yoksa yani. Yumurtayı cebinde kaç gün taşıyabilirsin? Kokar 5 günde. Ya. E al 3 tane al ye tüket bir daha. Ya, ama hayır yani demek istiyorum. Hı. Doğal bir protein 3 evet. günde bozuluyor. Bozuluyor. Evet. Ama sen alıyorsun mesela 50 gün duruyor bu dolapta. Nasıl bir şey ya bu? Durur mu ya? Durmaması lazım. Ya gerek durmaması lazım duruyor işte. Mesela propiyonik asit mesela bütün peynirlerde var. Ondan sonra işte yoğurtlarda var mesela. E, ne yapacağız? Asit düzenleyici olarak. Yani ne yapacağız? O, mesela ha? o propiyonik asit ben hayvanlarda ne hayvanlarda otizm yapmak için kullanılıyor. Öyle mi? Ha, al işte. Ha. İçinde olan şey asit. Çünkü asit yaptınız mı pH'i bakteri Hı. mantar üreyemez. Ama ben aynı şeyi otizm yapmak için kullanıyorum. Nasıl olacak bu iş? Yediğim yoğurttaki koruyucu benim hayvanlarda otizm yaptım. Kimyasal. Hemen bir şey sormak istiyorum. Tabii. Son zamanlarda otizm çok arttı diyorlar. Biliyorsun. Çok evet. arttı, çok art. Bunu sen gıdalarla Kesinlikle. alakalı olduğunu Çevresel düşünüyorsun. Çevresel kirlenme. Değil mi? İşte o environmental diyor, işte pollution. Yani Hı -hı. hava kirliliği, su kirliliği, gıda kirliliği. Yani annenin ya da tabii, babanın tabii. herhangi bir var. şeyi Anne var. Var. Anne yaşının geç olması, baba yaşının geç olması, annenin obez olması, Hı -hı. annenin hipertansiyonlu olması. Bütün stresler bebeğin beyin gelişimini bozuyor. Aynı o DNA metilasyonu. Anladın ya? Stres nasıl bozuluyorsa çocuğun da beyni hızlı yaşlandırıyor. O zaman burada ne anladık bugün? Bütün stres faktörleri DNA'nın hızlı yaşlanmasına yani senin işin bitti kitabı kapat. Sen yapacağını yaptın demek. Demek stres. O zaman bu anne karnında bu yaşlanma olsa buna otizm diyoruz. Hmm. O zaman anne karnındaki yaşlanma otizm. Ee, 60 yaşındaki beyin yaşlanmasında da Alzheimer. Alzheimer. Yani aynı hastalık bunu. Hepsi aynı hastalık. Mesela 35-40 yaştaki bir beyin yaşlanmasında da bipolar. E bipolar. Evet. Depresyon. Hı -hı. Depresyon bir beyin yaşlanmasıdır. Ve depresyonda kaldığınız zaman beyindeki sinir hücreleri 10 yılda yarıya iniyor. Oh. Yani bu, Nereden bu, anlıyoruz depresyonda olduğumuzu? Bir kere ya depresyonda olduğunuz en basit anlamamız gereken şey e, hedoni dediğimiz zevk alma davranışının olması. Mesela yeşimeden zevk alır şarkı söylemekten. Sen Hı -hı. diyorsun ki ben şarkı söylemekten zevk almıyorum. E ee, başka işte şuraya gidelim ben artık oradan zevk almıyorum. Zevk almıyorum. Yemek i̇şte, yapmaktan yapma, zevk evet. almıyor. Çocuğum çocuğumdan zevk almıyorum. Yani anhedoni dediğimiz zevk davranışı bitiyor. Beyin iyi çalışıyorsa zevk alıyor. Ottan, böcekten. Bak nasıl bir şey biliyor musun bu? Beyinde nöronlar birbirine bağlantıları var. Hı hı. Bu bağlantılar depresyonda resmen budanmış ağaç gibi oluyor. Kuruyor bağlantılar. Bu sefer sen ağacın yeşilini o yeşili göremiyorsun artık. O mat bir yeşil oluyor. Ama o bağlantılar iyiyse diyorsun ki nasıl yeşil lan? Böyle çiçekler, böcekler. Ben hala eşek. diyorum vallahi. Ha i̇şte o varsa. Ben gidiyorum böyle gökyüzüne bakıyorum. Geçen gün işte kızımı da aldım. Deniz kenarına indim. Böyle baktım dedim ki ay ne güzel bir mavi. Bu gökyüzüne baktım. Ama sen deli mavisin ya. Evet, evet. 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 öyle dedim. Ne güzel bir mavi. Böyle mesela ağaçların yeşiline bakıp diyorum ki ay ne kadar güzel bir yeşil bunları görüyorum ne i̇şte kadar güzel. İşte sen bunu diyor. görüyorsan beyindeki bağlantılar çalışıyor demek evet. sinir hücrenin evet. çalışıyor çok basit bir mekanizma karaciğerin çalışması siroz oluyorsun evet. akciğerin çalışması akciğer yetmez böbrek yetmez oluyorsun böbrek çalışıyor diyalize giriyorsun ama bunun diyalizi yok. Evet. Bunun yerine koyacağımız bir cihaz yok onun için nasıl koruyacağız? E, nasıl koruyacaksın? Yani evet. şimdi. Bu o kadar zor bir soru ki. Şimdi bir kere basit önlemleri yapacaksın bir kere. Hı. Yani hani sınavda yüzde 60 soru kolaydır, herkes evet. yapar. Yüzde evet. 20 ortadır, yüzde 20 çok zordur. Hı hı. O zaman yüzde 60. Eğer sen kolay soru yapamazsan o sınavı asla geçemezsin. Evet. O zaman bizim de e, DNA'mızı korumak için yapmamız gereken şeyler var. Bir, hı. stresi hayatından atacaksın. Sit stresi, stresi hayatından atacaksın. Atın, stres. atacaksın. Ormanlara yakın yaşayan insanların kesinlikle daha sağlıklı olduğunu. Hep ormanda oturdum. Aferin. Hep. İki, yol kenarında yaşayan insanların daha erken öldüğü biliniyor. hiç sevmem yol Nasıl? kenarında oturmayı. Oradaki ne çünkü şu anda e, egzozadan çıkan bazot ürünleri. Kardeşim bana de, kızıyor. Ürünleri, İnşallah ürünleri... şimdi aynen seyrediyordur. Bana diyor ki sen ne zaman bu kadar uzak Hayır. yerlerde oturmaktan vazgeçeceksin? Bir git git biraz daha gitseydin de diyor şey e, seni diyor e, Karadeniz'den alsaydın. O kadar mutluyum. Küçük ki bir orada. şey var ama. İnsanları tatil köyüne yerleştirince stresleri azalıyor Hı -hı. ama şöyle bir şey de var. Çok da sessiz hayat. Bu seferde de Hı -hı. bu sefer de sinir hücrelerini yine eee tembelliğe itiyor. Hı -hı. Onun için şöyle olmalı. 6-7 ay ormanlık arazilerde ya da Hı -hı. E, yazın e, ormanlık arazi. Hı -hı. Bazen de yine şehrin karmaşasına dönmek lazım. Bu şuna benziyor. Bazen arabayı park etmek, evet. bazen de çalıştırmak gibi. Yani Hı -hı. sürekli de değil ama stressiz bir hayatın olacak. Peki nasıl stres insanı uzun yaşatıyor? Kısa süreli stresler. Hmm. Olup geçici. Mesela bu yayın stresi. Evet. Ben bunu ayda bir yılda bir çıkarsam bu televizyona hmm. bu iyi. Tabii. Bu ne yapıyor biliyor musun? Beni boost ediyor. Bu gübre gibi. Hmm. Tertizayır diyorlar bunları. Bu benim hmm. gübrem. Hmm. Mesela senin bir kaset yaptıktan sonra o heyecan. Evet. Güzel. Ama zırt pırt kaset yaparsan onun sonu yok. Hmm. O stres. Ben doğruyu yapıyorum demek ki. Ara sıra yapacaksın. Her hmm. şey. Aşk da öyle. Ara sıra aşk olacak. Ha şu aşkı soracağım zaten. Çapkınlık da öyle. Ara De. sıra yapacaksın. Ha, ara sıra. <laughs> Beyler Sürekli. çapkınlığı ha, ara dur. sıra yapın. Şeye girelim. <laughs> e, stressiz bir hayat. Stressiz tamam. bir hayat. <laughs> Obez olmayacaksın. Obezite ömrü kısaltıyor. Depresyon, psikiyatrik hastalıklar ömrü kısaltıyor. Ama stressiz hayat, obezite olmayacak dedik. Üç, egzersiz çok önemli. Mutlaka günde bir saat koşacaksın. O çok önemli bir şey. Yani yürüse mesela olur, hızlı olur, yürümeler. Olur, Sedante hayat olmayacak. Yani yatmayacaksın. <laughs> iyi uyuyacaksın. Her gün en az 7 saat DNA'nın tamir edilmesi gece oluyor. Değil mi? Mutlaka uyuyacaksın. Hocam. Saati var e, mı uyumanın? Hayır. Bazısı gece uyur, bazısı Hı -hı. gündüz uyur. Çünkü bazıları gececidir. Mesela Çünkü ben. Da Vinci uykusu diye bir şey var eskiden. Ama değil de 7 saate tutturacaksın. Ya yani tut, bunu uyumak lazım. Ya yani DNA tamir edilir. Bir tamam. melatonin çok değerli karanlıkta. Hı -hı. Onun için karanlık güzel bir şeydir. Hı, -hı devamlı monitöre bakıp durmayacaksın. Millet monitöreline bir aldı eline. Delirdiler. Onu oldu, o oldu? melatonin düşüyor, DNA tamirde de düşüyor. Onun için çok monitörle uğraşmak insülin direnci, kanser, Hı -hı. depresyon riskini arttırıyor. Peki bunları yaptık işte uyuduk falan falan filan. Çok yemeyeceksin. Hı -hı. Çünkü çok yemek öldürüyor. Ne kadar yiyeceğiz günde? Bir şey sana söyleyeyim mi? Günde bir iki. İki. Aklına gelmeyince hiç yeme. Değil mi? Aynen. Bizim en büyük Aptallığımız hı hı. üç öğün yemektir. Ya üç öğün yemek diye bir şey yok ki. Yani sabah, öğle, akşam. Atıcırıyor sen ne? Evet, ne zaman istersen evet. ama sabah kahvaltısı yapmak lazım. Hı hı. Özellikle çocuklara sabah kahvaltısı kafa performansını arttırıyor. Hı hı. Çünkü bu kafa yakan bir şey. Hı hı. Zaten şunu söyleyebilirim. Bir çocuğun kafası çalışmıyorsa çok hızlı obeziteye gidiyor. Hı hı. Bu çok önemlidir yani. Hani evet, evet. obez olduğu için mi kafası çalışmıyor? Kafası çalışmadığı evet, için mi obez oluyor? oluyor? Çift yönlü. Obez olanlarda kafası çalışmıyor, kafası çalışmayanlarda obez oluyor. Yakmıyor çünkü cihaz. Hmm. Onun için demek ki sedanter hayat olmayacak. Yani sabah erken kalkmak kesinlikle. Ve mesela ekmek. 12'de yatacaksın, 1'de. Kalkacaksın 7-8'de. Ya da gece 3'te mi yattın? Onda kalkacaksın. Kalkacağız. Yani. Ondan sonra e, mesela bazıları aspirin öneriyor. Hı -hı. Ama aspirin çünkü e, asitilliyor, metillemenin tam tersi. Hı -hı. E, ama aspirin herkese olur mu? Olmaz. Çünkü Kanın pıhtılaşması sizde sorunluysa beyin kanaması olursunuz. Top değil gelir. Mi? Onun için kafaya göre aspirin içilmez. Tabii. Ama aspirin belli bir yaştan sonra alınmalı mı? Evet. Yani hı. doktor kontrolünde yine Tabii yani doktora sorunmalı. Doktora gidersin, dıdaymına baktırırsın. Hani mesela değil aynen mi? öyle. Mesela ailede erken kalp krizleri var. Hı hı. Ondan sonra damar sertliği var diye ben Mesela. Hı hı. Ondan sonra bazı şeyler var. Metformin var mesela. Bir de insanın Şeyde. kendi vücudunu tanıması ve do evet. kendi doktoru Kesinlikle. olması da çok önemli Tabii. bir şey. Tabii mesela tuz değil mi? yemeyeceksiniz. Evet. Tuz yok. Evde ben tuz hiç atacaksınız. Tuz demek disbiyozis demek. Bağırsak florasını öldürüyor. Herkesin elinden alıyorum bu tuzu. Sen o diyorsun, tuzları. ya tuzla yani, otizm yapıyorum. Yapıyor, yapıyor Hı. işte. Yapıyor Evden, mu? Tuz yapıyor çünkü. Yani oradaki tuz, yoğurdun içindeki tuz, uzun dönemde yoğurttaki bütün bakterileri öldürüyor ve onu bir ölü bakteri çorbasına çeviriyor. Yani Yoğurdu bütün... evde mi yapacağız? Yoğurdu evde. Yoğurt e, evde de yapılabilir ama dışarıda yapılabilir, alınabilir ama tuz koymak lazım içine. Tuz yok. Çünkü tuz, e, tuz e, neden mesela şeyin içinde bakteri üremiyor? Turşunun içinde tuz var çünkü. Hı hı. O zaman tuz yuttuğun zaman da bütün bakterileri öldürüyorsun. Çünkü bizim içimizde bir lağım var biliyorsun. Yani hani bağırsak florası diyorlar ya lağım. Evet, evet bağırsak Akciğerde bir flora var. Evet. Beyinde de bir flora var biliyor musun? Beyinde de bakteri var. Mesela eskiden 1980'de bunu dese birisi de deli bu derlerdi. Hı. Ama beyinde de bakteri var. Gözün içinde de var. Bunlar steril değil. Senin bütün vücudunda her yerde bir Hı -hı. flora var. Ve bu floranın bir özelliği var. O flora ne kadar çeşitliyse o kadar sağlıklısın. Hı -hı. Ne kadar çeşitli demek bu? Her şeyden azar azar yemek. Tükrük köfte yiyeceksin, kokoreç de yiyeceksin, şey kahve de içeceksin. birle öpüşeceksin de. Hı -hı. Flora transferi. Ulan millet gayta transferi yapıyor. Dışkı transferi yapıyor. Yani. Sağlıklı insanların dışkısını sağlıksız insanlara veriyorlar. Yani bu irritable evet. kolon var. Şişlikte giden... İşte sürekli yemeklerden sonra şişlik, kabızlık, ishal ataklarına hı hı. giden bir hastalık var. Onu bile çözdüğü bilmiyor. Yani ünlü bir durum bu. Hı hı. Kafanı etkiliyor evet. bu bakteriler senin. Çünkü o zaman şunu demek lazım. Bağırsak floranın sağlıklı olması için e, e, mesela bazen biz yemek yerken millet istinat duvarı yapıyor yoğurda. Sağdan gelenler, soldan gelenler, arada bir istinat duvarı. Böyle onun tükürüyor karışmayacak ya. Onu, onu al ya kardeşim. Dur, ama dur. Hemen aklım şu geldi. Ama bak karşısındaki, eskiden karşıdaki sağlıklıysa. Evet yani şöyle bir birinin şöyle bir yoğurdun yiyeceksin. Karşıdakinin yoğurdu nasıl yenilebilir? Yani tüklük transferi. Hmm. Sağlıklı, spor yapan, hmm. devamlı sebze meyve yiyen, yeah. kaslı hmm. onun florasını alacaksın. Yoksa obezini bulaştırdın mı sen de obez olursun. Onun için obez arkadaş obez yapar. Evet psikolojik olarak Hayır. da yapıyor ama. Psikolojik olarak doğru, mu? flora Tabii. da öyle. Ha. Flora transferi de oluyor. Onun için çevrendeki insanlar nasıl olmalı biliyor musun? Sağlıklı insanlar olmalı. Benim 11 yaşında bir kızım var. Hiç kimsenin çatalından, bıçağından, yemek tabağından onun birisi alsın gidiyor o tabağı değiştiriyor. İşte bu obsesif, takıntılı. Kendi kendine değiştiriyor. Asla kimsenin hiçbir şeyini yemek istemiyor. Demek ki sende de obsesyon var. Sizde o gen var. Anneninizde varmış demek ki. Var. Yani şöyle siz takıntılı insanlarsınız. Ama obsesyon geni şöyle bir gendir. E, sizi başarılı yapar. Hı hı. Çünkü sürekli şarkı sözü yazarsınız, şarkı söylersiniz. Hı hı. Güzel bir obsesyon. Hı hı. Ama aynı zamanda sizi her yeri çitlettirir, Her şeyi <laughs> temizlettirir. Tabii tabii. 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 Ona yurt. Tabii. Ondan sonra işte bugün programa şunu giymeliyim, işte şu oldum bu oldum. Yok falan. öyle değilim. Ha, tamam. Ama, ama, ama bu söylediğin şey olayında. Bak mesela biraz önce şeyi söyleyecektim, unutturdun. Ee, mesela e, İç Anadolu, yani gittiğimizde Anadolu'ya sofrada yer e, masası kurulur. Evet. Ve tabaklar getirilir, yemekler herkes, herkes kaşığında oradan yemeğini yer. Bu mesela nasıl bu sağlıklı mı? Vallahi sana şunu söyleyeyim, ee, evet sağlıklı. Hı. Ama e, çevredekiler yemeği kaşıklayanlar sağlıklıysa sağlıklı. Hı. Bak. E, Pankreas mesela bazen derim kanser bulaşıcı mı diyeşim. Evet. Bulaşıcı mı? Evet. Bak flora çok ilginç bir şey. Bak şimdi. Virüsler kanser yapıyor değil mi? Evet. Mesela sihir virüsü servis kanseri yapıyor. Evet. İşte Epstein-Barr virüsü var. Nazofanis kanseri, işte lösemiller, homalar yapıyor. Ee, ve bütün virüsler bizi yaşlandırıyor. Hı hı. Hepsi influenza, covid. Onun için sık sık enfeksiyon olmak da yaşlanma yapıyor. Hı. Sürekli burun enfeksiyonu, boğaz enfeksiyonu, ishal yaşlanırsın. O zaman aldığımız floranın enfekte flora olmaması lazım. Bak pankreas kanserinin %50'sinde bakteri var, mantar var. Mantar var değil Kancida mi? Candida mesela. Kanser Kancida. mantar mıdır? Kanser mantar değil ama ka mantar kanser yapıyor. Hmm. Neden? İnflamasyon. Hmm. İltihap, iltihap diye çağırıyor. Ee, i̇şte mitozu hızlandırıyor. Neden? Tamir olsun diye. Önce hmm. iltihap ölüleri öldürüyor, şey evet, yap, temizliyor. temizliyor. Ama sonra yine damarlar gelecek ki ya elin kesilmiş gibi düşün. Elin Aynen. kesince ne yapıyorsun? Onca ölüleri temizliyor oradaki, sonra Hı. yeni deri yapmak için mitoz. O zaman iltihap demek kanser demek. O zaman bir yerde bakteri varsa orada kanser oluyor. Hı. Bir yerde geçmeyen yaradan kanser çıkar. Neden? Yani midede, mide de mide mesela mide de i̇şte var... Kelenko bakter pilori işte. Evet. Mide kanseri. Mide kanseri. Neden? Yani. Çünkü hep iltihap var orada. iltihap demek mitoz demek. Nasıl kurutuyoruz? Kurutacağız. Ne e yapacağız? Şimdi şöyle işte, Yiyeceklerle mi, ilaçlarla mı? Yani... Şimdi öyle bir şey ki bu yeşim. Çok zor bir soru. Bir kere şunu söylemen lazım. Bir kere hayatta şimdi her şeye müdahale edemezsin. Hı, tamam her şeyi de yani. kontrol edemeyiz ha, yani. O da bir stres. Evet. Yani onu yapayım bunu yapayım işte ölmeyeyim ben öyle bir şey yok. Öleceğiz yani. Öleceksin. Kanser de oluyorsun. Ama mesela son zamandaki erken pankreas kanserinin sebebi pankreas yağlanması. Artık iç organ yağlanmaları çok arttı. Neden? Mesela, çünkü... Fast Facebook'tan Fast food'tan. Fast food'dan bir de içecekler. Hı. Şu anda bütün gazlı içecekler. Hepsi o bütün meyve sularında hepsinde içinde %10 şeker var. Hı. Yani bir litrenin içinde 100 gram şeker var. Hiç içmiyorum 100 ben. 100 gram de şekerde 500 kilokalori. Yani çünkü Ben buradan yani... söylemek istiyorum müsaade edersen. Çünkü gerçekten e, öyle bir e, <laughs> ailede yetiştim ki ben bu tür şeyler bizim evimize çok girmezdi. Görmediği zaman da zaten Normalde kullanmıyorsun. Harikasın. Mesela bir çocuğa tuzlu e, yumurta verirsen hep tuzlu yer. Evet, tuzlu tuzsuz mu? verirsen tuzsuz yer. Aynen öyle. O zaman her şey aileden oluyor. Aileden ne gördün o senin normalindir. Değil mi? Çünkü ilk format aileyle atılıyor. Mesela annen baban kavga ediyor evde. Evet. Sen şunu görüyorsun. Kadın ve erkek bağırarak anlaşabilir. Evet. Öğreniyorsun. Tabii öğreniyorsun. Bu sefer ne oluyor mesela? Migros'a gittiğinde işin... E, <laughs> yapmadık. Tamam, işte evet. şey diyelim işte. Evet. Herhangi bir markete, bir markete gittik. Gittiğinde, evet. Ondan sonra e, peynir, diyorsun ki bu bozuk çıktı. Kadın diyor ki bekleyin değiştireceğim. Hı. Bir başlıyor herif nasıl beni bekletirsin? Ben Bağırmayın. bunu hak etmem Çünkü Hı. babası anasına bağırmış. Hı. Öyle çözeceğiniz zannediyor. Öyle çözeceğini zannediyor. Yani kundaktaki çocuk mesela, ne gösterdim onu bilir o çocuk. Öğrenilmiş bir şey değil mi hayat? Aslında her şeyi Aynen. öğreniyoruz. Bak genetik zeminim var. Hı hı. ama öbür tarafı öğrenmiş. Yani yatkınlıklara doğuyorsun. Nasıl mesela çok zekisin hı hı. ama zeki adamı bir dolandırıcının yanına verdiğinde profesyonel dolandırıcı oluyor. Hı hı. Ama bilim adamının yanında bilim adamı Evet. O zaman bu da öyle. Mesela obsesyon. Hı hı. Obsesyon şarkıcının yanında iyi bir söz yazar olur. Hı hı. Yazar çizer, yazar çizer. Hı, hı demircinin yanında da iyi bir demir döven adam olur. Çünkü obsesiftir, iyi yapar işini. Evet. Çünkü obsesifler işini iyi yaparlar. Evet. Ama aynı obsesyon pul koleksiyonu yaptırır. Doğru. Tabii. Mesela otizm de mesela öyle. Evet. Mesela otizm çevresel faktör çok etkili. Ama ben mesela bakıyorum yüzde on bir genetik kökeni var. Mesela otizm çocukların özelliğine takıntılı. Hı hı. Hep kendi etrafında dönüyor. Dönen şeylere bakıyor. E, kendi içinde bir hayatı var. Mesela diyorum ki ailede böyle bir mam yok. Sizin diyorum dayınız nasıl bir adam? İyi diyorlar. Bir bak dayı akşama da okey oynuyor. Herif yani. otistik zaten. Nasıl Daş, anlıyoruz? Taşlığı, nasıl? Taşlığa dönüyor. Ha, o da otizm o da zaten. Da otiz... Yani stereotipik dediğimiz tek bir Yani bir bulaşık makinesinin, çamaşır makinesinin karşısına oturup da o dönemi seyretmeye gerek yok. Orada Bravo. bir şey dönüyor sürekli Harikası zaten şey. yani Onun değil mi? Onun için esasında bakmak ve görmekle ilgili bir şey bu. Herkes hmm. bakıp göremez. Evet. Değil mi? bir birçok insan yani bu bu bir Allah vergisi. Hmm. Bazısı 180 sarışın ve mavi gözlü doğar. Evet. Bazısı çok zeki doğar. Evet. Bazısı mükemmel konuşarak. Hı hmm. hı. Gen değiştiremezsin saygı duyacaksın. Hitabeti çok iyidir. Ha, Yapacak evet. bir şey yok. Onun için mesela diyor ki bazı şeyler çalışarak olur mu? Olur ama genin de buna müsaitse manyak oluyor. Çok daha güzel oluyor. Yani şöyle oluyor. Gen nasıl bir şey bilir? Ben şöyle düşünüyorum. Gen bir çarpan gibi. Gen 5, çalışma 10, 50. Gen 20, çalışma 10, 200. Yani gen varsa bir Aha. de üstüne çalışırsan yani experience, deneyim, manyak bir şey oluyorsun. Çok ilginç yani değil mi? Mesela abi, eski evet, Sovyet yani. Cumhuriyetlerinde meslek seçimi devlet yapıyordu. Hı hı. Kim eksikse onu e, hı hı. oluşturuyordu. Evet. Jimnastikçileri alıyordu. Aynen. Jimnastik çocukları çiftleştiriyordu aileleri. Evet. Aynı hara sistemiyle. Evet. Onları zıplata hoplata zıplata 10 bin saat 20 bin saat kız ne zaman takla atıyor 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 20 dakikadan sonra hep aynı yere düşüyordu. Evet. Ve hep olimpiyatlarda iyiydiler. Evet hep iyiydiler. Evet. evet. Rusya şimdi çok kötü oldu. 1950'de kalmış gibi. Evet. Neden? Şey bir bulaştı onlara da. Hamburger ve Aynen. Fesfut bir girdi world. onların Tabii, içine. Aynı kafa. Fesfut kafası. Hızlı giden atın, nokta nokta seyrek olun. Şu bu da. <laughs> çok Peki zeka genetik mi? Zeka genetik. Tamamen evet, genetik. genetik. Ve anneden anneden geçen bir şey. Tuzlu ayranı çok soru geliyormuş. Şu tuzlu ayranı bir anlatır mısın? Bu da tuzsuz mu? Yani şimdi <laughs> yoğurdu tu adamcağız diyor yahu. Tuzlamayın. Yoğurdu tuzsuz yapın diyor. Ayranı da yapacaksanız tuzlu içmeyin diyor yahu. Yani bir aslında net bu ya, bu, bu, bu değil ya, mi bu? Ne olay bu? Şu, yani tuz evet. konulan şeyler mikrobiyotayı bozuyor. Bu tuz e, turşu da böyle. Hı. Turşu probiyotik iyi bir şey evet. ama ye bakalım turşuyu çok bağırsak florasında öldürüyorsun. Peki bu sefer bağırsak florasında ne ortaya çıkıyor biliyor musun? Hı. Tuza dirençli, tuzda üreyebilen bakteriler ortaya çıkıyor. Baş belası. Peki turşuyu nasıl yemeli? Biz kışın turşu yaparız Az işte ne yeriz. Ne yapmak lazım? O tuzu Hı. yıkamak lazım onun üstünde. Ha evet. aldı. O yüzden eskiden anneannelerimiz Heh. bize o turşu evet. kavanozundan çıkarttıktan sonra bir suya tutun evet, derdi. Evet evet evet. Yani yani şu tuzu bir bir vaz şimdi bakın önerilen tuz dünyada bir çay kaşığı 3 gram. Hı hı. Asya'da 10 gram yiyoruz biz. 20 gram yiyen var. Hı. Biz biz tuzu hani şeyi tuza bandırıyoruz. Ben istemiyorum, Yok ben hiç. Yemedim. Biz bu tuz işini bitirmeliyiz. bitirmeli bitirmeliyiz. şeker. Bitirmeliyiz. Ee, şeker günlük gıdaların 5 onlu geçmemeli. Öyle mi? Evet. ha Bir taneden bir şey olmaz iki taneden çay şekerinden. Ama sen bunu sürekli kullanıyorsan çünkü şeker yani çok Yani günde yarı bardak çay içiyorsan ve bunun da içine atıyorsan bir onu. Bir de en kötü şeker de mısır şurubu. Mısır şurubu. Çok, çok manyak. Ben bak mısır şurubu da glikos fruktoz bu da glikos fruktoz ama Hı -hı. bunda bir sıkıntı var. Bunu mısırdan yaparken kimyasal reaksiyonlar yapılıyor. Hı -hı. O mahvediyor beyni falan. Bak ben çok deney yaptım. Çay şekeri karaciğeri yağlamıyor beyni bozmuyor. Ama mısır şurubu ver. Bozuyor. Hayvanların kuyrukları bile kahverengi oluyor. Karamelleşiyor. Hmm. Yani bu karamel. E bunu niye mısız şurubunu yok şuraya katın buraya katın e yemekler tarifler arkadaşlar, bilmem neler falan ben yani. Çok. Ben çok iyileştirmiyorum hani... artık. Çünkü bir de haterlar var. Nefretçiler. Hmm. Twitter'da bir şey söylüyorsun. Ama onlar öyle canım. Böyle bir mı? cahil, cühela bir grup var. IQ'su 80'den düşük. Evet. Ee, bir de haterların şöyle bir özellikleri ortaya çıkmış. Haterlar bir erkek. %70'i. Evet. İki. Twitter'da günde 8-10 saatten fazla zaman geçirenler. Bak onlara oluyor. ben şey diyorum. Ağzında böyle pipet var onların. Bak böyle böyle boş böyle bu. Ağzında böyle pipetle böyle sürekli Onlar alakalı. sürekli mısır şurubu içiyorlar. Ha, zaten onlar beyin içiyorlar. Gitmiş beyin zaten. gitmiş. O da sürekli ha, sana aynen. Birine bir de, laf yetiştiriyor. Bizde hater'la ilgili araştırmalar var. Ee, bir insan e, ne kadar çok internette zaman geçirirse hater riski artıyor. Hmm. Bir de hater'lar hater'lık yaptıkça tweet'lere retweet oluyor. Hmm. Retweet ettikçe onlara bir ödülmüş gibi geliyor. Onlar evet. daha mutlu oluyorlar, mutlu oluyorlar değil mi? Aynen. Bu sefer de bir de retweet şöyle bir şey. Bir tweet ne kadar tweetlenirse insana o kadar onun doğru olduğuna inanıyor. Hani evet. bir şeyin üstüne hani bir, aynen, bir dışkının aynen. üstüne sinekler geliyorsa aynen. vardır bir nimet Var. diye. Aynen öyle. Aslında orada çok büyük bir vakit kaybı ve ülke, beyin kaybı ve mi? yapılan araştırmalarda sosyal medyada ne kadar zaman geçiriyorsanız depresyon ve intihar kadar fazla. Bu net bir şey. Çok net. Bunu bilin. Valla bir şey söyleyeyim çok sanayım buna katılıyorum. Çünkü Sınırla sosyal... 300 dakika Değil mi? Sosyal medyada ne zamanki vaktimi azalttım kendimi çok daha iyi hissediyorum. Yani daha kitap okumaya başladım. Daha dizi ve film ve belgesel seyretmeye başladım. Ee, daha evle alakalı, kendimle alakalı Yaşim, bir şeyler yapmaya başladım. Evet. Yani insan Homo sapiens, olduğum yere de. Aynen. İnsan. Evet. Çünkü aletler, cihazlar bizi hackledi. Evet. Şimdi ailesinin her şeyini biliyor cihaz. Hı hı. Niye bastığını biliyor. Hı hı. Neleri seçtiğini biliyor. Sen zayıflardan mı hoşlanıyorsun? Hı hı. Uzun boylulardan mı hoşlanıyorsun? Evet. Her şeyi biliyor. Gözün nereye bakıyor biliyor. Neresine dikkat ediyorsun? Değil mi? Onu da biliyor. Bir de saatler çıktı şimdi. Ya. Kalp hızını EKG çekiyor. Evet, evet. Şunu da biliyor. Hı. Hangi üründe kalp hızın artıyor? Onu da biliyor. Yani herifler biz onları hackleyeceğimiz O bizi ekledi. Ve şu anda dünyada büyük bir big data var. Bu big data şu. Sen, Yeşim ya da Oytun neyi sever, neyi sevmez, değil mi? hatta 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 karısından boşandığı zaman ilk kimin yanına gider onu da cihaz biliyor. Biliyor değil mi? Biliyor tabii ki. Çünkü çok... neden? Karından boşanın tarih belli, İzlediğin videolar belli. Hani o kadar şey biliyor yani. Onun için çok kötü bir dünyaya gidiyoruz aslında ve gelecekte... Peki bu çocuklarımız e... hani şimdi hemen buraya girmişken sormak istiyorum. Şimdi dahi çocuk ve otoriter anneler. Yani asıl teknoloji çocukları var. Ve bu teknoloji çocuklarının da buradan da dahi çıkacağını düşünen aileler var. Aman benim çocuğum oraya bir giriyor diyor. Neler neler yapıyor diyor. Eliyle onu kaydırıyor. Bunu yapıyor şunu yapıyor falan. Bunu çok büyük bir başarıymış gibi görüyorlar. Ee, anne ve baba çocuğunu dahi yetiştirebilir mi? Şimdi bir kere şunu söylemek lazım. Başarılı insanların Hepsinin anası babası başarılı bir kere. Başarılı e, ana babanın başarılı çocuğu oluyor. Yani hani dedik ya evet. güçlü annenin güçlü çocuğu oluyor. Hatta güçlü annenin güçlü oğlu daha çok oluyor. Çünkü anne ile oğul arasında daha ödipal bir yapı var. Onun için anne kız ve işte baba e, kız kız anne olan Şimdi biz konumuza geri dönelim. Başarılı bir Hı -hı. anne baba otoriter oluyor. Hı -hı. Otorite Çocuğun başarılı olması için olmazsa olmaz. Öyle mi diyorsun? Evet. Başarılı insanlar, otoriter oluyor. Otoriter insanlar başarılı oluyor. Bitti. Duydun Eğer. mu kızım? Duydun mu kızım? Evet. Ha büyük kızım. Bir şey söyleyebilir miyim hemen burada? Yani saldım çevre mevlam kayır oldu. Yani ha, ben yani. yeni çıkan e, psikologlar, pedagoglar e, çocuklarınızı e, şöyle yetiştirin. Mesela o çocuğu yatağa bırakın, o bağ, bangır bangır ağlasın diyorlar. Kendi kendine uyuyacak. Ağaç mı bu? Ha. O zaman deli incir çıkar orada. <laughs> ben size söyleyeyim. Şimdi onları soracağım sana. İşte çocuk orada mesela oyuncağı dağıtsın diyor. O, o, o keşfediyor diyor mesela. Ee, şu, de, aa, düz düz yuvara tırmanıyor o sen çocuk. Sen beste yaparken. Hı -hı. Bestenin iyi ya da kötü olduğunu. Şarkının sound'unu. Hı -hı. E, bir e, şöyle örnek verelim. Demirci ustasına mı sorardın? Yoksa. Bu işte kendini kanıtlamış bir besteciye mi sorardın? Besteciye sorarım. O zaman başarıyı kime sormak lazım? Başarılı olmuş başarılı bizim, değil mi? Ben bazen başarı seminerlerine gittim bir gün. Hı -hı. Adam'a dedim ki abi sen sen başarılı değilsin dedim. Nasıl baş, yanındaki olacak, değil mi? Eskilerimizin dediğim senin kendine hayrın yok. Bana nasıl ayrın olsun? Yani, ula, kelin ilacı olsa kendi, kendi... sürermiş. <laughs> Adam mesela diyor ki ekonomist. Hı hı. Yani ekonomist olan adamın kendisi çok zengin olur bir kere. Değil mi? Ben bakıyorum ekonomist zengin değilse hiç işim olmaz. Tabii. Şimdi mesela adam obezite anlatıyor. Obezite de yayını var mı bakıyorum bir. Yani. Hı hı. Onunla ilgili neşretmiş bir makale yok. Obezite anlatıyor. Evet. Ya da şey yani yapıyor. Kendi çalışma. Ya adam otizmle ilgileniyor. Otizmle ilgili bir neşriyatı yok. Bir çalışma yapmamış ama aynı şekilde. Yani sen eskilerin bizim anne babalarımızın bize uyguladıkları ben hep şunu söylüyorum. Biraz diyorum eski kafalı düşünüyorum diyorum. Kesinlikle. Ben bu otoriteye karşı değilim arkadaş. Otorite bak. Freud'un. Freud. Un. Evet. Bir söz şey var. Freud diyor ki, Freud doğduğun zaman bir ben varmış vücudunda. Hı hı. Lekesi. Anası demiş ki, sen özel bir çocuk oldun. kanatı bu demiş. Ana sonra gaz vermiş. Bir, demek ki çocuğuna gaz vereceksin. Hı hı. Anne bunu güçlü anne yapar. İki, takdirin kimden geldiği çok önemli. Hı hı. Ben şimdi oytunum. Benim annem mahalle tarafından sevilmeyen ya yani bir kadın. Herkes diyor ki, ya, oytun, var ya oytunun annesi. Ama yalancı böyle aman aman. Annen diyor ki, yüzden aferin sana. Sen diyorsun ki ya bunu kimse sallamıyor. Ama dayım var bir tane. Hı hı. Dayı sağlam. Mahallede işte hı hı. anılıyor doğruluk abidesi, karizmatik bir adam, sesi, tonu. Diyor ki aferin sana. Lafı sözü dinleler. Diyorsun ki ana dayım dedi bir iş var burada. O zaman takdir çok önemli. Bir insanın hayatta başarılı olması diğer faktörü de takdir Taktiri görmesi. görmesi. Ama kimden gelen takdir? İmpaktı yüksek takdirler. Yani sağlam birinden gelen takdir. Yoksa bana bile desen diyor, O oh, sen iyisin. Ya tamam iyi de yani boş ver sallama. Ama Başarılı bir insanın seni takdir etmiş olması. Harika işte. O zaman evet, hep diyorum ya evet, ben evet. biz takdir görmeyen toplumların Heh. çocuklarıyız. Biraz öyle Neden bir geçmişimiz çünkü, var. Bizim başarı hikayemiz yok yeşim. Evet. Bizim başarı hikayemiz yok ki. Ya yani şimdi mesela dünyada bir sürü başarı hikayesi var. Hı, Hı İşte o kadın babası pankreas kanseri olmuş. idrarda pankreas da, e, tanısını koyan kit yapmış. Mesela ya, konuşması yapıyor, öbürsü bilmem ne yapmış. Bizim mesela bak konuşmaları hepsi internetten çalıntı. Hmm. Bizim başarı hikayesine ihtiyacımız var. Bizim Gen başarıya ihtiyacımız var. Sen kendini başarılı buluyor musun? Ben kendimi başarılı buluyorum. Ben Ödemiş'ten çıkmış doğal patates gibiyim. Natürel, <laughs> organik. Organik. <gülüyor> Vallahi öyle. Bir şey söyle bir dakika, bir dakika, Şimdi senin ailen başarılı mı mesela? Ee, şöyle, e, benim ailem... E, şey Otoriter da, miydi oto, anam, yani? Anam, ha. anam, 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 hani var ya anam, evet, anam, anam. Sen ne diyorsun ya? Ya anam ben bir gün coğrafyada altı aldım, on üzerinden, evden attı beni ya. Şaka yapıyorsun. Vallahi billahi doncuk kaldım dışarıda. <laughs> Yemin ederim, yallah nereye gideceğimi bilemedim. Sonra bir ara şeyde saklandım. Hı -hı. Elektrik arkasında. Hı -hı. E çünkü yani utandım erkek çocuğusun yani. Hı -hı. Sonra komşuya kaçtım. Dedim kapı kapandı üstüm anahtar yok teyze dedim. Yani Aha, oradan inanmıyorum. A, tabii, sonra sonra bir, aldı anne. Almadı. almadım bir daha. Mesela annem bana sorardı otururken. Oğlum sen yar ne dersin var? Hı. Tarih. Çalıştı mı sen de? Hı. Anne mikmok. Git şunu çalış derdi. Yani hep otorite. Hep, hep otorite, otorite. Yani <laughs> aslında seni teşvik etmek. Tabii ki. Tabii yani ki. diyor ki burada boş oturacağına. Tabii senin bir sorumluluğun tabii, var. Tabii, tabii. Git orada dersini tabii, çalış. Tabii, tabii. Git orada da işini tabii. gücünü işte neyse puanı notunu tabii, al gel. Tabii, Ondan tabii. sonra da top mu oynayacaksın ağaca mı tırmanacaksın. Ne yapacaksan Bak yap diyor. Şimdi ben küçükken benim de öğrenme güçlüğü vardı. Hı hı. Ben Asperger'im. Asperger bir otizm spektrum bozukluğu. Asperger sendromu. Asperger sendromu. Asperger birçok e, şu anda e, işte... Einstein, Newton, Allen. Ondan sonra işte Bill Gates. mesela Biraz okudum Asperger. Asperger. Ondan sonra. Asperger hafızası çok iyidir. Çok iyi konuşur. Monologdur. Ama hep anlatsın. Seni dinlemez. tipik hareketleri vardır. Nasıl yani? Hep ders çalışsın. Ondan sonra hep şey yesin mesela. Bir beyaz leple alışayım ben. Ben hayat boyu beyaz leple bir yerim. Takıntılarım var mesela. Seviyorsun Ya Mesela beyaz leple cevize takıyorum bir ara falan. Ondan sonra... Bir yandan da e, ritüellerim var ya, o seni başarılı yapmıştır. Ama e, sosyal zekam kötü. E, mesela şu anda burada çok iyi gibi dururum ben. Hı -hı. E, sosyal kelebek gibi. Kameralar varken sosyal Hı -hı. kelebeğim ben. Hı -hı. Ama bir de sen beni, bir benimle sor bakalım. Benim ilişkilerime sor bakalım. Ha. Çok kötü. Öyle mi? E tabi empati yok. Şimdi kız doğum günde bir şey beklerdi. Oytun bugün doğum günü. Ben Ha, Onda önemsemiyor e, musun onu? E tabi gibiyim de o işlerde. E, ve, bu sefer işte yılbaşında... Ya yani sevgilin ya da işte kız evet. arkadaşın onlara evet. şey misin yani? yani? Doğum günü ne falan öyle e misin? Doğum günü ne? İşte Romantik onda... bir adam değil Hayır. misin? Balta. Ba ha. ha. Balta. Ha. 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 Niye? İşte bu Asperger'in özelliği. Ha. Öyle yani ben söylüyorum bunu. Ha. Ben her zaman şunu söylüyorum. Dışarıdan güzel görünen şeyler kendi içinde felaket barındırır. Ha. Sen işte orijinal gibi duruyorum Ne güzel. Bak. Evet. Konuşuyor evet. cıvıl evet. cıvıl. Evet. Hafızası çok iyi. Ha. Bir de bana sor. Küçükken sorayım. disleksi, diskalkuli. Yani okuma yazmayı unuttum ben kaç defa. Hmm. Anam bana tekrar öğretti. Yani öyle mi? Evet. Matematiği hiç anlamazdım. Ya, e, Otizmli mi doğdun? E, ya yani sonra da anladım ben bunu. Sonra da. Ya şöyle. Evet. Yani öyle ya disleksim o kadar kötüydü ki e, Anadolu sınavında sonra anlamadım ben. Hmm. Bunlar ne dedim ya? 3 bölü 2 artı bilme. Ne bunlar dedim ya? Yani okul mezunuydum. Hı, hı Ama hak, iyi bir şeyim var. Ezber kitapları ezberleyebilirim. Hmm. Asla geldi ezber kuvvetli. Ezber çok iyi. Hafızan çok iyi oluyor. Değil mi? Konuşma çok iyi. Hı hı. Onlarda süpersin. Anne ne anladı mı peki ailede de? Hiç kimse Nasıl anladı? Bilmiyordu ki böyle bir Çünkü şey. Çünkü bir de şey hani sağlıklısın, anlıyorsun, ha, konuşuyorsun. Ama şey yok ama ya. Çocuğun hı. belli şeyleri yok fonksiyonları. Hı. Mesela öfke nöbetlerim oluyordu. Mesela hı hı. oluyor öfke nöbetim. turetim var, titlerim var benim. Öyle mi? Tabii. Mesela şunu yapıyorum. söyleme var bende. Ha. Söverim mi? Ben de söverim. Torette var mesela. Torette boğaz tiki. Şu boğaz tiki bende var mesela. Ha. Yayında yapmam. Ama mesela normal beni bırakıver şimdi. Ha. Boğaz tikleri hemen başlar. Anladın Peki sonra. kendini kontrol edebiliyor musun? Edebiliyorum. Ha, değil mi Neden yani Doktor olmam. Ben, evet. ben doktor olmasaydım belki psikiyatri hastanesine yatıyordum. Evet. Evet. Değil mi? Tabii Bak i̇şte ben... bir şeyi fark edip evet. Onun üzerine gidip onun üzerine çalışıp Evet. İşte ne diyelim? Nasip, kısmet diyelim. Hani bazı şeylerde öyle oluyor ya. Evet. O sefer ne oldu? Ben öyle doğduğum için, Aspergerli olduğu için otizme taktım. Otizm de bir takma? Evet. Hep onu konuşuyorum mesela. Hep o. Hep çünkü otiz Asperger'ler bir konuyu çok iyi bilirler. Hı -hı. Hep konuyu oraya çekerler. O konu Çünkü değil onun mi? onun şeyi mesela bir çocuk mesela o, o Aspergerli olsun. Çay konusunda çok meraklı. Çaya bir takar o yeşil çay, mavi çay, kırmızı onu hepsi okur araştırır o. Ondan sonra bir çay bülbülü haline gelir. Dersin ki Bu ne biçim bir herif ya çay. Ama de ki hmm. köpek nasıl havlar bilmez. Bilmez. Bir konuda çünkü çok... orada, o konuda iyidir o çünkü o oraya takmıştır. Evet. Peki o zaman dönüşte şeyi soracağım. Bu yaşlanmayı çok merak ediyor herkes. Hani biz uzun yaşayabilecek miyiz? Bunu bulabilecek misin? Kendi de Elon Musk mı diyorsun? Sen bakayım öyle bir şey varmış. Efendim reklamlardan sonra bu bizden bir yere ayrılmayın. Çok acayip şeyler konuşacağız. Saat devam edeceğiz. Peki. Reklamlar... Ural Mavi Serum'un içeriğine 9 çok güçlü bitki daha eklendi. Yeni ambalajı yeni şişesiyle eskisinden 9 kat daha güçlü, 9 kat daha etkili, 9 kat daha hızlı. Mavi Serum Forte, Ural.com.tr e ve tüm eczanelerde. Ural Mavi Serum Forte, saçlarınızı baştan çıkarır. Senin en güzel halin, ev halin. <laughs> Stikbal'in yeni koleksiyonuyla şimdi evin her hali güzel. Evin güzel. İstikbal. Bu Cuma binde parmak basketbol oyunu 29 lira 90 kuruş. Uçar seti 80 parça garaj seti 75 lira. Barbie kıyafet kombinleri seti 89 lira 90 kuruş. Çocuklar için daha birçok oyun ve oyuncak çeşidi bu Cuma binde. C'si D'si hepsi var Lipton vitaminli çay Çok mu çok lezzetli çay Lipton vitaminli çay Bebeğimle her an ne güzel Bebeğiyle her an ne güzel Anneler sadece bir bebek değil Kendilerinden yepyeni kahramanlar dünyaya getirir Molfix Birlikte büyüdüğümüz her an ne güzel Yılbaşına özel vatan fiyatlarıyla fırsat bu fırsat. Intel Core i5 işlemcili Dell Notebook 7999 liraya, Samsung Galaxy A72 128 GB 6699 liraya vatanda. Ha bunu paylaşayım. Ya paket yüklemeyi unutmuşum. Nereden yükleyeceğim şimdi? Dijital Operasyon Bile yükle. Ne bile de olsan olun faturasız paketinizi dijital operatörle anında yükleyin. Hem de internetiniz bitse bile. Üstelik yüklemelerinize aralıkta ek gigabyte hediye. Bize her yer Türksel biz efendim bir ben gerçekten çok büyük hayran oldum için Böyle böyle arada iltifatlar ediyorduk neler neler konuştuk. Hatta beni bir markaya benzetti her daim satarsın sen dedi. Tamam ben bu gazla artık şimdi ben neler? Ben Yeşim'e şunu söyledim. Yeşim dedim sen avram var. Evet. Yeşim'in avrası var abi. Senin esmi sen yeniden başlasın. Aynen. Burada kalmasın. Evet. Hani? Evet evet şükür hayattasın. Şükür hayattasın. Mesela Hı. ben bana herkese yazarım. Hı. Neden yazıyorum biliyor musun? Oğlum şükür hayattasın diyorum. Değil mi ya? Çözeriz diyorum. Yaparız şükür hayattasın. O kadar benziyor. Ben çok ki. eski sevgililerime onu attım. Öyle mi? Evet. Ama çünkü. Anlayanı ama. Çünkü Bir, şey bazılar değil Bazılar da şey mi? demişti. Hı. Ne demek bu şimdi? Ya yani, şükür hayattasın şu ya demek. Ya çözeriz yani. Çözeriz. çözeriz. Evet, 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 hani evet. nefes aldığımız sürece. Kesinlikle. Şey gibi değil mi bu? Problem varsa çözüm de vardır. Bravo. Ha. Ölmediysen. Ha. Ölmediysen. Ha. ölmediysen çözeriz evet. yani Ölmedi. bunu. Tabii, tabii. Peki. 150 yaşına kadar yaşar mıyız Şimdi 150'ye kadar yaşayabiliriz. Hı hı. Mesela kemik iliğimiz hiç yaşlanmıyor. Hı. Sürekli hemoglobinimiz aynı. Ve kemik ili siz öldükten sonra alınırsa hı hı. sonsuza kadar yaratılabilir. Öyle mi? Aynı tümör gibi. Hı. E, kemik ili yaşıyorsa, senin bir yerin bunu yapabiliyorsa sen hı. neden bunu yapamıyorsun? Çünkü şurada şöyle bir şey var. E, kemik ile diğer hücreler arasında çok büyük bir fark var. Kök hücreler yaşlanmıyor. Hı. Kök hücre yaşlanmıyor. Hı. İkinci konuda şu bir. Hı hı. Ee, mesela bebekte kök hücre çok fazla. Bebek anne karnında ameliyat et hiç iz kalmıyor. Mesela anne karnında ameliyat etmiş evet. e, evet, şeyler evet. var. Evet. Mesela spina bifida e, mesela bel açık oluyor, hı hı. anne karnında oper ediyorsun. ya Hiç mi iz kalmaz? Hiçbir şey yok. Yani çocuğu resmen kes, doğra böyle tekrar birleşiyor kök hücre. Mesela e, bir semender düşünün ya da işte bu şeyler var. E, bu bizim e, sürüngenler. Hı hı. İşte e, işte bu kalemun gibi bukalemun. ya. Da. Evet. Kes kuyruğunu uzuyor. Uzuyor. Bacağı uzuyor, bir kolu. Evet. Şimdi benim buradan kolumu kese uzamaz bu. Şimdi orada ne var? Kök hücre kavramı. Kök hücreler zamanla azalıyor. Hı. Şu anda kök hücre nerede var biliyor musun? Kemik iliğimizde var bir. Hı hı. Orası canavar gibi çalışıyor. Çalışıyor. İki, yağ dokunda var. Hı. Onun için yağ dokusu insanı genç gösteriyor. Biraz yağ. Evet. ne derler? bir gram yağ bin lira. Aynen. Tabii aynen. ki. Aynen. Çok doğru. Onun için biraz yüzün yağlı olduğu zaman hep genç duruyorsun. Evet. Hem kırışıklığı önlüyor aynen. hem de kök hücre seni yeniliyor. Evet. Tamam, demek evet. orada, var. orada var. ha İyi 3. de Mesela beyinde kök hücre yok. Hmm. Yandık. Çok kötü. Kasta kök hücre yok. Yağda var. Onun için mesela çok ilginç. 60 yaş sonrası biraz göbekli olanlar daha uzun yaşıyor. Daha az kalp yetmezliğinden ölüyor. Yani azık yağda iyi. Hmm. Kökücüler var ya. Onun için ben evet. şunu derim hep: 60-65'ten sonra azıcık salıver. Azıcık salın yani göbeği. Ha, biraz bir göbek. Kadınlar da salabilir mi? Salamam. Bir Biz şey de salalım yani. bir şandan. Şey salın ha, hanımlar. Sa... Yani bu salın demek Tabii. yani 30 kilo. Ha, böyle almayın. Böyle salmayın ha, da. Biraz bir elma göbek olabilir. Ah. Bir de yoğun bakımda sen az şey kazandırıyor. Mukavemet. Hmm. Çünkü hasta olduğun zaman hafif göbek. Çok ağır göbek öldürüyor. Neden nefes alamıyorsun? Nefes alamıyorsun. Covid'de öldüler işte. Tabii o ki. Ama biraz ayva göbek hmm. o yağ dokusundan seni hem kök hücre bağlamıyor Yağ seni ettiriyor. aslında değil mi besliyor evet, böyle. Diri tutuyor. Onun için evet. liposakşın hayırlı bir şey değil. Sen o güzelim o kök hücrelerini değil mi? aldırıyorsun. Şimdi ama bunu öyle düşünmüyorum millet. Neden? Çünkü herkes böyle bakıyor konulara. Ay Artık... Herkes böyle geziyor ha. böyle böyle i̇şte, dalga. Ama dal. işte şimdi şöyle. Geniş bakamadığı için şöyle düşünüyor. Yağı çektireyim, oh kurtuldum. Ha. Öyle bir şey yok. Yahu az ye birazcık spor yap. Aynen zaten öyle. o Onun yağ. Onun için yağ doku yağ dokusu kadınlığı veren, erkekliği veren birçok hormon salgılıyor. Yağ dokusu senin kişiliğini bile değiştiriyor. Onun için bu yağ dokusu da oynamayınız. Oynamayın. Bu bir. ikincisi gelelim şu biz uzun nasıl yaşayacağız şeklinde. Şimdi demek ki kök hücre bir. İkincisi bir hücre yaşlandığı zaman diğer kenardaki hücrelerde siz de yaşlanın diyor. Bu bir baş belası. Yani bir hücreniz yaşlandığı zaman 10 hücreye hadi diyor sizde. Neden ben yaşlandım sen de yaş. Sen de yaş. O zaman yaşlanma öğrenilmiş bir şey hücreler tarafından. Peki biz o yaşlı namussuz aralardan hmm. seçip hani aradaki o teröristi hmm. alıversek öbür hücreler yaşlamayı öğrenemeyecek. O zaman yaşlanmayı hmm. yaşlamayı durdurmanın simgeleri. Bir, DNA'daki metilasyon önlemek. Hmm. Ne Yeni ilaçlar var şimdi. Tamam. Geliyor. Hmm. Çalıştıklarım da var. Geliyor. Yani var bir şeyler. Hmm. İki, ee, şey, e, bu bir iki. Teröristleri ortadan kaldırmak. Hı. Yani ne yaşlıları mi? almak aradan. Aradaki yaşlanmış olanları almak. Peki nasıl alacaksın? Onları tek tek seçemezsin. Nasıl? Ama bunların bir karakteri var. Yaşlandıkları zaman üzerlerinde belirteçli ortaya çıkıyor bu teröristlerin. Ona karşı antikorlar üretilebiliyor artık. Bu da gene ilaçla oluyor. Yani mesela nasıl şimdi meme kanserinde akıllı ilaçlar çıktı? Evet. Mesela trastuzumab gibi. Evet. Gidiyor meme kanserinin üstündeki epitelyal işte bizim o EDGFR dediğimiz büyüme faktörü reseptörü bağlanıyor. Hı hı. Sadece meme kanserini öldürüyor. Hı hı. Kusmuyorsun. Evet. İshal olmuyorsun. Evet. Aynı şekilde yaşlanan hücrelerde yaşlılık sinyali ortaya çıkıyor. Hı. Mesela beta galaktozidaz diye bir enzim ortaya çıkıyor. Ona karşı bir antikor bunu durdurur. Şu anda bu üretilmiş durumda. Öyle mi? Evet. Ama her zaman yeni telefon çıkmadan bu <laughs> büyük modeli tabii şu anda ilaç Kanserin şirketleri... aşısı bulundu mu? Şöyle yani şu anda esasında arge anlamında yaşlanma durdurulmuş durumda esasında. Sadece söylemiyorlar. Aynen öyle. Piyasaya da sunuyorlar. Ha, gerek yok. Neden? Şu anda evet, gerek zaten yok. dönüyor zaten bu. Evet. Biraz daha dünya dijitalleşsin, farklılaşsın. Çünkü dünya şöyle olacak. Dünya küçük bir elit grubun hı hı. çok her şeyi bildiği bir yer haline gelecek. Bir de teba olacak. Küçük elit grup. Şu anda bütün tıbbi yatırımı, argi yatırımı kim yapıyor biliyor musun? Büyük elit grup yapıyor. Neden? Daha uzun yaşamak için. Hmm. Şu anda her şey bu. Zaten daha uzun yaşama biterse Alzheimer'ı biter, kalp yetmezliği biter, böbrek her şey biter. Her şey biter. Evet. Aslında uzun yaşamın sırrını bulunabilmesi için. Uzun yaşamın sırrı hayatın sırrıdır. Değil mi? Tabii. Hastalıklar Bitecek. Beseceğim. Otizm bitecek. O bitecek e, mi? Bitecek tabii bitecek. ki. Bitecek. Hepsi tabii. bitecek diyor. Hepsi bitecek. Yaşlanma biterse bütün hastalıklar biter. Gürcüsin hep böyle kaldı. Bu Kötü, nasıl olacak Hayır, ya? Hayır, mümkün. Güzel Çok mi? da kolay biliyor musun bu? Ya. Evet. Demek ki aradan o yaşlanmış teröristleri alsak, onlar yanlara öğretemeyecekler. Bir. iki Hı. metilasyon paternini durduracağız. İki. Bir de kök hücre transferi gibi bazı şeyler olursa mesela işte gençlerden kökülce transferleri yani e, bir iki üç kokteyle, mixle bu iş biter bu iş biter Yaş. Yap yapılıyor şu an mesela şu anda sana söyleyeyim ee, bazı hayvanlar var mesela e, kurtlar var ee, üç ay dört ay yaşayan sekiz ay yaşatılıyor yani deneyler var küçük hmm. kurtçuk solucan deneyleri sıçan deneyleri ömrü uzatılıyor iki kata çıkarılıyor peki 150 yaşına kadar yaşadın diyelim tamam öleceksin her zaman öleceksin. Evet. Ama ilk basamak... Peki neden ama, daha uz uzun yaşamak? Neden? Neden? E, çünkü hayat tatlı. Can tatlıdır. Hmm. Bak şimdi kanser hasta çok ağrı çekiyor. En ağrılı hmm. ağırlı kanser de pankreas kanseridir. Evet. Çünkü pankreas kanseri arkada bir çölyak plexus dediğimiz bir sinir ağı var. Hmm. Karna Karnına bütün sinirler oradan gidiyor. İşte karnın guruldamasını sağlayan, dışkılamanı sağlayan her şey o sinirler. Çölyak da çok arttı. Ç evet. Hmm. Yok çölyak plexus onun adı. <laughs> plexus. o bir sinir. Çölyak... O hastalığına hastalığın adı. Ha. Aynı i̇şte, isimler aynı. Ha. Orayı pankreas tuttuğunda çok ağrı yapıyor. Çok korkunç bir ağrı. Hastalara şunu diyorlar. Bonibonları koyuyorlar. Diyorlar ki bunu içince öleceksin. Hı. Hmm. Kimse içmemiş. Ya o kadar ağrı çekiyorsun. Ölüyorsun ya ağrıdan. E evet. Ölüyor al iç. Al e iç. Öseniz. İçmiyor kimse. Can tatlı. Can tatlı evet. Çünkü bütün insanlar ve hayvanlar yaşama programlanmıştır. Bak. Hmm. Yemek yemek zevk. Hı hmm. Onu sindirmek zevk. Dışkılamak da bir zevk. Evet, Tuvalete yani. gidiyorsun gidiyorsun yapıyorsun. Oh diyorsun. Gabuz olup çıkardın daha da bir zevk. <laughs> ne yani, diyorsun? Ne güzel oldu ya bu. Ya, hayır şimdi hani Freud diyor ya. <laughs> Aslında her şeyi bir zevk haline tabii, dönüştürmek. Tabii hayır, ama öyle. Hı. Mesela cinsellik bir zevk. Tabii ki. Nefes almak, ya, güzel görmek. Şey, evet. Her şey. Şimdi onun için hayat tatlı. Onun Hı. için herkes uzun yaşamak istiyor. Yani 150 yaşına gelmiş ve yaşlanmadan ölmek mümkün mü? Evet. Evet. Bu bir tane film çekilmişti hani e, Brad Pitt oynamıştı. Neydi o filmini adı arkadaşlar ya Brad Pitt'in oynadığı yaş bir bir gence çocukluktan gençliğe yaşlılığa gidiyordu. Benjamin Button mesela. Hmm. Olmak mümkün mü Benjamin Ol, evet. Button? Şimdi şöyle bir şey tabii. E, Hollywood e, bunu mesela bazıları şansı doğuyor. Mesela 100 yaşını geçmek genetik Genetik değil Genetik. mi? Genetik. Görüyoruz zaten. Ha, mesela Bu var. Türkiye'de en çok 100 yaş Nazilli'de var. Datça'da var. Öyle mi? Ben mesela Nazilli'ye git. Hı. Soruyorsun mesela kaç yaşındasın? 106 diyor. kardeşim diyor 98. Arkadaş hepsi. <gülüyor> hepsi. Yüzlük. <laughs> Bir de 100 yaşına gelen insanlar, e, tabii kadınlar bunun e, Hı -hı. 4'te 3'ü. E, şimdi 100 yaşında yaşadığı için böbreği de hala iyi, Karaciğeri de iyi, gözü de iyi. E, tabii neden? Organlar iyi. O da iyi yani küçük parçalar iyi olduğu için o zaten o yaşta. Onun için teyzenin falan da yok. 106 yaşında teyze sana anlatsın. Ya nasıl bir şey diyorum bu ya bu nasıl bir sen yapısın sen? Nasıl bir yapı? İşte bu. Ne demek bu? O şans, zeka gibi. Ha. Ailesinden bu gene almış. Ha. O gene almış peki, ve yaşadığı ortamda yoldan... mı peki? Alakası yok yaşadığı ortamda. Yok. Ben teyzeye soruyorum mesela 100 yaşına geldi. Ne yedin sen diyorum. Hı. Onu yedin mi yedim? Bunu yedin mi yedim? Bunu yedim mi yedim? yedin? Ulan diyorum. E ben de onları yedim diyorum. E diyor, tamam biz aynıyız diyorum. <laughs> <laughs> yani bir bir besin yok yani seni 100 yaşına kadar götürecek bir besin yalan o yani. Yok öyle bir besin. Öyle. Evet, yani, yani şeyler var ya böyle hani sabah gözlerini açıyorlar. E, Bıdıdık onu yedim işte efendim bu vitamini içtim yalan, hepsi işte 5 saatte ya, koştum ya. falan filan bunlar hiç. Ama fazla %20 etkileyebilirsin. O kadar. O kadar. Yani çünkü ailesine mesela soruyorum mesela. İşte diyor ki benim diyor anneannem 100 diyor. Öbürsü baba tarafın diyor o diyor 98 o diyor elik ağacından düşmüş ölmüş diyor. Doğal bir sebep değil yani. Bir tanesi patlayarken içine düşmüş ölmüş yani kafası. çok hani gerçekten de evet. mesela dünyada Tibet mesela. bu hmm. Uzun yaşayan insan evet. oldu diye. Genetik. Bir de uzun yaşayan insanlar çiftleşti mi? Mesela de çiftleşmişler kendi içinde. Evet. Uzun yaşayan soy ortaya çıkmış. Soy ortaya çıkmış. Yani bir öge, ögeni gibi yani. Hmm. Nasıl işte e, zekiyle uzun boyluyu çiftleştirirsek zeki uzun boylu oluyor. Köpek ırkları gibi ya. Biz de aynıyız ya. Sonuç canlıyız. Ama uzun yaşam genleri bu CRISPR Cas9 aktarılabilir. Ucuz yoldan. Hmm. Yani uzun yaşamlar var 100-110. Evet. Onlar da aktarılabilir. 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 Çok. Yani o zaman hanımlar şöyle hani bu, bu çocuk yapacağınız adamı bakın genetik yapısına <gülüyor> <gülüyor> değil mi akıllı olsun. İşte, tabii ben hep derim. Ben hep ne diyor derim? musun tabii, bunu? Tabii. Yani. Ben derim partnerini iyi seç. Eğer diyorum hayat boyu çocuğuna matematik ders, fizik ders aldırmak istemiyorsan adamına iyi seçeceksin. Adam da akıllı seçecek. E, tabii yani hanımı da öyle. Ha. Yani ne bekliyorsun doğru. yani? Doğru. Kadını da doğru seçeceksin. E, tabii. Aslında gene anası geçeceksin. daha önemli. Ana daha tabii önemli. Hep da anneye önemli. dönüyoruz değil mi? E, tabii anası daha önemli. Bu peki Elon Musk'la ilgili mesela benim çok kafamı karıştıran bir adam o. Ya Elon hiç kafanı karıştırmasın. Hayır Ay, adam... şöyle kafamı karıştırıyor. Ben o zaman bakıp bakıp hiçbir şey hissetmiyorum. Ben o zaman o kadar akıllı olduğunu düşünmüyorum. Elon düşünmüyor. zaten bir genel müdürü ya. Heh. Heh. Aynı evet. aynı konuda birleşiyor ha, evet. muyuz? Dinler oh bir de, be! Yani ben şey de mesela bizim o hep Palo Alto'ya gidip geliyorum ben San Francisco'ya. E, mesela onu tanıyanlar var mesela hı hı. Amerika'da pek onu sevmezler mesela. Evet. Yalnız e, şöyle bir şey. Bir patronu oynuyor. Evet. E, maaşlı ben de öyle böyle? Ben de öyle ya, düşünüyorum. Ya Ama Amerika'da her şey böyle. CEO. E CEO. Ha Öyle. Evet. Ama millet seviyor. Hani böyle şey, aykırı Hayır bir şey. Hayır ama tipi. bizdekiler bilmiyor ya. ya canım. Yani şimdi mesela adam aykırı. Bak adamın kıyafetleri aykırı. Adamın hareketleri aykırı. İkon ya. Evet. Yani mesela adam e, evden bir çıkıyor. Garajına giderken ki tavrı, biçimi, çocuklarına. Adamın bir doğru düz bir eğitimi yok, bir şey yok falan. Hı. Zeki bir adam falan değil ki Ama mesela ben geçen dedim mesela. Proje bir mi bu cidden. adam? E proje tabii ki ya proje değil müdür işte ya. Müdür. Ama müdür Birinin işte. Birinin müdürü. Ya tabii ki müdür. Yani Hı. mesela bir gece kulübü müdürü nasıl olur? Evet. İşte yakışıklı, karizmatik, Hı. bodyguardtan yetişme aynısı işte. Ha, bu da öyle bir şey. E tabii ki yani. Diyor ki ben oraya onu yapacağım. Ama tabii. aslında birileri söylüyor. Tabii ki söylüyor. Yani Hı. O Mümkün mü? Elon yani Musk işte uzaya bütün 5G şey çekiyor. Abi ne alakası var? Bak gerçek zenginler ve Hı. gerçek şeyler ne nokta nokta hiçbir zaman görünmezler. Değil mi? Bu gördüklerin ikonlar. ikonlar. Onlar sadece sunulmuş mesela. Aynen. Tabii ki. Ger, ben de hep zengim diye Gerçek olan ki. ortaya çıkmaz. Tabii ki. Tabii ki. Yani e, o kıyıda köşede bir Tabii. şekilde Tabii. Yani e, bir şey mesela ben söylerim mesela. E, mesela ben Türkiye'de çok konuşulan bir adamımdır. Çok az insan nasip olur. Bu kadar bilimle uğraşıp bu kadar televizyonda olanması mümkün diye bir adam. Değil mi? Bu bana evet. nasip olmuştur. Yani çok az. Bu da benim kendi yeteneklerimdir. Öbür türlü televizyonda konuşanların çoğu hiçbir Neşri yoktur. Hiçbir yayınlı, yuyunu, bilimsel çalışması yoktur. Peki akademik kariyerini etkiledi mi bu? Etkiledi. Şöyle Değil etkiledi. Mi? Yani şöyle benim akademik kariyerimde şöyle bir şey oldu. Ben e, şey gibiyim biraz özel yetkili gibiyim her yerde. Bana hmm. pek karışmıyorlar. Bu delidir ne yapsa yeridir diye. Öyle diyorlar. Benim bir iş saatim yok bir şey yok. Ben akşama kadar deney yaparım, uyurum. İş saatim yok benim. Ben mesela gidiyorum gece sabaha kadar deney yapıyorum. Benim asistanım da bana sabaha kadar deney yapıyor. Öyle bir hayatım var benim yani bir benim iş mefrum yok. Hı hı. Ben pek paracı bir adam da değilim. Öyle kafaya hı hı. göre yaşayan bir adamım. Yani hı hı. mütevazı benim. Arabam yok, ehliyetim yok ya. Evim yok. Çok ilginç. Aynen öyle. Evim olmaz benim. Ben kira tutuyorum. Eşyalı. Orada evet. zaten birileri almış. Hayaller, evlenmişler, kaşıklar, çatallar. Sonra hayaller bitmiş. <laughs> Müslüman aşklar mahkemede bitermiş. O mahkemede bitmiş, bitmiş. O çatallar, kaşıklar bana kalıyor işte. Yani. <laughs> Peki bir dakika istemiyor musun? Mesela evlenmek istemiyor musun? Hayır hayır hayır. Çocuk? Ya yani yani ço senden çocuk güzel olmaz çocuk, mıydı? Benden çocuk ya otistik olur ya şizofren olur. <laughs> ya da dahi olur. Bunu anasına sormak lazım. Sen bu riski alıyor musun ki? <laughs> yani bence ben 5-10 tane çocuk yapmalıyım. Onun bir kısmı dahi olur, bir kısmı deli olur. Öyle mi olur evet, diyorsun? Evet öyle olur. Einstein de öyle. Einstein çocukları var. Ama deli ee, insanlar iyidir, güzeldir ya. Hayır ama Einstein çocukları mesela. Einstein 10 çocuğu var. Mesela Einstein Nobel aldıktan sonra birçok kadına beraber olmuş demişler Hı -hı. ki. Hiç kırmamış kimseyi yani Einstein. Hı, -hı. Geleni kırma kırmamış. Hı -hı e, 3 çocuğu e, akıl hastanesinde ölmüş. Mesela birisi çok ünlü mesela depresyon, ha. intihara eğilimli. Hmm. De, yani geni hatalı. Geni hatalı. Einstein'in geni hatalı. Çünkü Einstein'de psikoz genleri var. Hmm. Yani Einstein nasıl bir insan mesela ne diyor? E, e, mekan zaman eğriliyor diyor. Ulan zaman eğriliyor. Zaman ne oldu belli değil. Nasıl eğriliyor bu? Deli evet. misin sen? Hı. Şimdi mesela bir desek ki sana ışık hızında gidersen işte duvarı delersin. Şimdi bunu bir desek hasta sana desek de, ha ha deyip. Kap, kapalı ha, e, erkeğe kap... hemen psikiyatri evet. yatırırsın kapalı kadına. Şimdi bu adam hasta. Ama işte o gen öyle bir yerde durmuş ki bir tık daha gitseydi şizofreniydi o. Değil mi? Tabii. Ama durduğu yer doğru bir yer. Hayır, genin sayısı. Genin şeyi adedi. Adedi. Yani şey şans ya şans. Şimdi hayat bir tombala çekiyor tamam hani boylar gibi. Kimin 168, kim 172, kimi 150. O da öyle. Tam doğru yere denk gelmiş. Sen bu yüzyılın Einstein'ı olabilir misin? Ya bu yılın ben zeki bir adamım. Hı hı. Yani zeki benim yani internet zekam var kafam hı hı. çok çalışıyor bir de bende şey var şu şey diyorlar ya e, teori of mind hı hı. mind teori ben her şeyi 3 boyut düşünebiliyorum yani nasıl bu? İşte yeşim ben diyorum ama ne diyor? Hı hı. Yeşim beni ne görüyor şu anda? Hı hı. Salak mı görüyor? Bu kameramanlar ne düşünüyor şu anda? Hı hı. İzleyenler ne düşünüyor? Yani bütün şeyi kafamı canlandırabiliyorum ben. Ama bunu acaba kendin de canlandırıyorsun yoksa? Hani kendi isteğin değil bu. Hayır isteğim değil bu. Hissediyorsun bu ki içinden geliyor. Bu her zaman falan. böyle ama. Yani Bir de her şeye puan veriyorum mesela. Hı. Yeşim, mesela karakter şu, Hı. sinirlilik şu, şunu kaldıramaz, eşik değeri 5 şunu Hı. geçme, kopar oradan. Hı. Hep böyle puanlar veriyorum kafamdan algoritmik. Hı. Bu beni çok rahat ettiriyor. Onun için ben kimseyle mesela senle ben kavga eşine gelmem. Hı. Senin nereye kopacağını bilirim ben. Hı. Ona da samimi döneklik yaparım oradan Önerim. Çok önemli bir şey bu. Tabii. Bu çok Ama büyük. O bir zeka bir Evet bu zeki. Yani çünkü orada hani peki ilişkilerinde de böyle. Mesela bir e, şeyin var buraya koymuşlar. E, sormamda çok pişman olduğum dediğin bir açıklaman var mı senin bu burada? Hayır. Ben çok memnunum. Neden? Bir kere e, üç bebekten biri düşüyor tuvalete. Düşük. Evet. Ben doğabilmişim. Hı -hı. Bravo. Kaç kardeşsiniz İki bir tane daha kız var. Hı. Bir çocuk daha. Var. O nasıl? O da deli yani. <laughs> yani o da deli. Evet. biz deliyiz yani sonuçta böyle. Yani biz Baba deli. nasıldı? Babam iyi de anam tarafı deli. Ana tarafı deli. Deli evet. Ha. anneannem de deliydi. Zaten ha. öyle olur. Şizofreni, bipolar ailelerinden daha iyi çıkar, deli çıkar. Vay. Tabii. Benim evet. evet. gerçekten evet. net net bu. Net. 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 Mesela ben soruyorum mesela aile deli var mı? Yok. Ondan daha iyi çıkmaz oradan. Bir de eğlenceli olmaz diyorsun. Ya olmaz, olmaz yani. Mesela hmm. aile çok çok muntazam. Hı -hı. Biri o, biri bu, biri şu. Herkes çok normal ya ondan normal çıkar. Abi Ar armut diye biri diyor. Ne bekliyorsun yani? Ha şeyden ne olur patates tarlası havuç çıkar mı? Değil mi? E patates çıkıyor işte geri. Peki senin mesela bu bu kadar hani şu anda bulunduğun yer gerçekten hani bir kesim var ki seni çok seviyor. Evet. Ben biliyorum yani mesela e ve çok da büyük saygı gösteriyorlar. E bu bu insanların seni anlayabildiğini düşünüyor musun? Hepsini anlayamıyorlar. Hı -hı. Ama e, bir kısmı şöyle diyorlar e, bir, çok şey biliyor. Hı -hı. Yani onu hissederler. Hı -hı. İnsanın bir şey vardı biliyor sezileri var. Evet. E, duygularla çok iş yapıyoruz. Mesela insanların çok büyük bir kısmı duygularla karar verir. Hı -hı. Hep öyle derler. Akılla düşünürüz, duygulara karar veririz. Uygulamalar hep duyguyla olur. Hı -hı. Çünkü biz bir hayvanız. Ben seni çok seviyorum ve ben seni ilk gördüğüm andan itibaren e, gerçekten sende çok önemli bir şey olduğunu. Ama hep hissettim Ama kişilik boş. Çünkü sende de aynı kişilik var. Evet, ben de azıcık deliyim. Hani işte o şey hani... Reklamlardan sonra kadar ha. deli olduğumu anlatacağım. Ha, dersen, tamam, anlatacağım. Tamam. Reklamlardayız. <laughs> her aşık güzeli bulmak için dışarı yola. Ülkemin her köşesi onun için ayrım olarak. her yatırım, sunduğumuz geniş kapsama ağı bu çok çekici ülkenin çok çekici insanı için. Sizleri ömür boyu mutlu edecek bir tema ile başladık yola. Hep daha fazlasını sunduk. Daha fazla huzur, daha fazla konfor, daha fazla mutluluk. Şimdi hayallerinizi süsleyen yeni temamızda ferah daireler, sosyal alanlar ve villalarımızla tanışma zamanı geldi. Tema İstanbul 2. Yeniden daha fazlası. Bu hafta binde Sole 5 litre sıvı ayçiçek yağı 119 lira yerine 109 lira. Dost 1 litre yağlı süt 7 lira 90 kuruş yerine 6 lira 90 kuruş. Dost 1 litre yarım yağlı süt 7 lira 25 kuruş yerine 6 lira 50 kuruş. Uygun fiyatlı daha birçok ürün, birçok çeşit bu hafta binde. Devriyle, her anne güzel. Anneler sadece bir bebek değil, kendilerinden yepyeni kahramanlar dünyaya getirir. Molfix, birlikte büyüdüğümüz her anne güzel. Gerçekten o kadar güzel e, yani bir insan bir şey yüreğinden geçirici oluyormuş. Bak onu söyleyeyim. Buna ben inanırdım. E, seninle sohbet etmeyi, gerçekten karşılaşmayı bir gün çok güzel. Çünkü merak ediyordum. Gerçekten oradaki adam mısın? Gerçekten söylenilen gibi bir e, insan mısın diye. Ve e, şu anda bunu bu hissiyatı aldığım için de. Ee, bir kere dahi kendim takdir ettim hem sana teşekkür ederim. Şu benim elimin üzerindekini bir tut bakayım. Nasıl yani oluyor o? E, i̇nsan e, su miktarı işte. Su miktarı yani, değil mi bu? Yani su miktarı geri gelme miktarı mesela. Sen Hı -hı. daha iyisin mesela. Yani şu mesela cildinizdeki şu Hı -hı. ne kadar hızlı geri geliyorsa. Değil mi? Bebek cildi nasıl aynı şekilde. Evet. Yaşlandığınız zaman yaşına yani. göre iyisin. Evet Yaşlılarda bu geri gelme hızı yavaşlıyor. Hızı. Bir de ellerine de estetik yaptırıyorlar biliyorsunuz. artık. Her yerine yaptırıyorlar. Nerelerine yaptıracaklar Bu ne biliyor musun? Bu Hı. esasında bu tebaanın yeni eğlencesi. Bunlar eğlence değil mi? Evet tebaa eğlencesi diyorum ben buna. Ya bunlar işi gücü olmayan, yani Hı. işi gücü demeyelim ya o da bir seçim, hayat bir seçim ya ne yaparsa Hı. yapsın. Mesela ben TikTok'ta şey çekiyor, çeksin abi bana ama yani eleştirmekte kötü. Tabii ama abi kafa herkes... ama kafa karıştırıyor. Ya bir şey sana söyleyeyim mi? Herkes ne yaparsa yapsın. Tamam. E, su akar yoluna bulur. Bulur değil mi? Bunu hiç unutma. Hmm. Yine e, dahiler çıkacak, yine bilim adamları çıkacak. Bugün mesela ben, ben tam bilim adamı olacaktım, TikTok'a takıldım. Ya böyle bir şey yok yani. Öyle bir şey yok zaten. Ama... ama herkes üstüne düşeni de yapacaktır bu dünyada, e, değil tabii böyle. ki abi biz 7.5 8 milyar insanız ya. Çok kalabalık zaten ya. Kalabalık mıyız? Çok kalabalık. Bence ki. daha da fazla olabilir. Ya 8 milyar miyiz? aslan var mı? ya? <laughs> ya böyle bir şey ya çok fazlayız. Peki şeye inanıyor musun? Bu Mars'ta hayat var, İşte oraya evler yapılacak. Mars'ta hayat ee... şöyle, Mars'ta e, tabii büyük şeyler. Ondan sonra, e, tabii siz oraya gitmediğiniz için, yani. İnanıyorsunuz inanıyorsunuz yani. İnsan gitmedi gitmeyince inanıyor. Mu? Mesela ben şimdi bazen soruyorum mesela bir ilaç içiyorsunuz. O ilacın ne olduğunu biliyor musunuz? Biliyor. Üstünde yazıyor. Evet. Ama deseniz ki mesela herhangi mesela bu eğitim sisteminde al bu ilacı. Bu içindeki etken madde var mı diye analiz ettiğin edemez. 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 Öyle bir eğitim yok. İnanmayı seçiyoruz değil evet. mi? Evet. Daha kolay geliyor. Evet. E çünkü mesela hani how to make diye bir şey var. Nasıl yapıldı? Mesela jilet nasıl yapılıyor mesela? Ula incecik bir şey o. Evet. O nasıl yapılıyor? Hı -hı. Bunu bilmez ama tıraş olursun. Evet. Ee, her şey öyle mesela. Bu cam nasıl yapıldı? Evet. Şimdi mesela insanlar şöyle geliyor mesela. Şunu yapmak bir arge ya. şu. çok zor bir şey bu. Hı -hı. Ha, bu bir kültür. Yani siz bunu veremezseniz Hı -hı. o bardak yapılmıyor. Hani mesela bir diyor ya Türkiye üretim yapma nasıl yani? Önce onu eğitmelisiniz. Önce eğiteceksiniz. Önce eğitmelisiniz. Bir de yapana da saygı duymak lazım. Kesinlikle. Bakın hep bir laf vardır. Fransız atasözü iki nesil üniversiteli olmadan üçüncü nesil üniversite olmaz. Doğru söylüyor. Anneannen üniversiteliyse sen üniversite olabilirsin. Evet. Benim torunlarım belki olabilir. Olabilir. Mesela böyle bir şey var mı? Annen ne iş yapıyor? Abi DNA kırıklarıyla metilasyonla uğraştı yıllarca. Hmm. O çocuk zaten o zaten heh, yapacaktır yapacak yani. Yapacak zaten. Anneannesi evet. onu da büyütmüş onu. O, evet. o ninni yerine değil mi? tabii sen küçük yani Almanca ninni dinlemişsen Almanca konuşabilirsin. Ama 26 yaşında Almanca kursuna Oho git babam oy. git, e, git ya, hiçbir şekilde öğrenemiyorsun. Onun için her şey küçükken formatlı. Olsun. O zaman küçükken format atalım. Kesinlikle. Ne yaparsan yap küçükken yapacaksın çocuğunu. Hı. Ve en iyi yatırım Hı. çocuklarına Hı. otorite. Hı. ve otorite. Hı. Otoriteyle eğitimdir esasında. Hı. Ama tabii ki şunu için unutmak lazım. Ee, kültür, Hı. ondan sonra eğitim, arge, aileden gelen şeyler. Bugün dün söylediğim, çektiğim, aile dedim çok önemli. Evet. Otun bile köküne bakacaksın derdi Otun Anlatan bile Bravo. Kaldıracaksın otun bile. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür İyi ederim. İyi ki geldin bir daha gel. Valla çok eğlenceliydi. Gelir mi sık sık? Bak program e, akıcıydı. Evet. Kimse nasıl geçtiğine bir şey de. Atamadı. Umarım izleyicilerimiz de mevcut. Bu da beyin devresidir. Bir şeyden hoşlandığınız zaman... Dopamini e, dopamin artıyor, evet. zaman hızlı geçiyor. Zaman hızlı geçiyor değil mi? Onun için hoşlandığınız insan anlamanın en kolay yolu zaman hızlı geçmesi. O süper. Mesela annene bayramda git, Hı. bir muhabbet bakıyor 5 saat geçmiş. Değil mi? İşte bu da böyleydi. Bu muhabbet. da böyle bir şey. Evet, çok güzel aktı. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Bütün bilgiler bilgilerin için gene gelmeni çok istiyorum. Yolun açık olsun. Ederim. Çok kıymetli bir adamsın. Ben yine seni her gün dinlemeye tamam. devam tamam. edeceğim. Ben de seni seyretmeye. Yeniden, yeniden, başlasın. evet. evet.